Vav Televizyonu'ndan, Hekimce programından herkese merhaba. İyi bir hafta diliyoruz. Bugün yine her zaman olduğu gibi Kadriye Kart Yaşar hocamla birlikteyim. Ayrıca doçent doktor Alparslan Tanoğlu hocam da bizlerle birlikte olacak. Bugün genel olarak mide ve bağırsak sistemimize dair konuşacağız ama ben öncesinde konuklarıma bir hoş geldin demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok şükür hocam bizdeyiz. Şeref verdiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Çok sağ olun. Nasılsın, iyisin? Çok sağ olun hocam. Sizler nasılsınız? Bizdeyiz. Teşekkür ederiz. Hocam iyi görünüyorsunuz. Evet biraz. Hoş geldiniz siz de tekrardan. Hoş bulduk. Maskeyi de unuttunuz galiba hocam. Evet. Yayında herhalde sorun yok. Hocam bize genel olarak bugün mide ve bağırsak dedik ama siz bir giriş yapsanız hangi konuları başlık alacağız, neden bunları konuşacağız, önemine dair sizle bir giriş yapalım. Evet aslında Alparslan hocam gastroenterolog yani mide bağırsak hastalıkları ile ilgili uzmanlarımızdan bir hocamız. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamit Eğitim Araştırma Hastanesi'nin öğretim üyesi orada çalışıyor ve bizim gurur duyduğumuz hocalardan birisi. Gerçekten güzel çalışmaları var. O yüzden de kendisini konuk ettik. Sağ olun. O da kırmadı bizi, davetimize icap etti, geldi. Tabii bugün bağırsak ve mide hastalıkları aslında hani her şey can boğazdan gelir, boğazdan da çıkar misali. Gerçekten mide ve bağırsak herhalde bizim için çok önemli organlardan birileri. O yüzden de yediğimiz, içtiğimiz her şey, aldığımız her şey mide ve bağırsağı etkiliyor. Muhtemelen ne yapmalıyız, nasıl yemeliyiz, nasıl içmeliyiz, neyi düzgün yapmadığımızda mide ve bağırsaklar etkileniyor, hastalanıyor. Onları konuşacağız. Çok şey soracağız hocam bugün çünkü yeme içme olunca olay. Evet. Size tamam. Çok şey soracağız. Genel olarak bunlardan bahsedip bir de belki Covid'de yine hep böyle hep değiniyoruz ya, malum salgın dönemini yaşıyoruz. Acaba Covid'de mide bağırsak sistemi nasıl etkilendi? Yani insanların mide bağırsak problemleri oldu mu? Covid mide bağırsağı da tutuyor mu? Bunlara da böyle kısaca bir değinip ama esas olarak mide ve bağırsaklarla ilgili konuşacağız. Evet. Uzun hocam şöyle başlamak istiyorum ben. Kısaca yani biz Covid'e girince pek biraz çıkamıyoruz. Uzun sürüyor malum gündemimiz olduğu için ama genel olarak hani daha önce deneyimlemediğimiz bir hastalık olduğu için her bölgemize nasıl etki etti haliyle merak ediyoruz. Eğer kısaca bir Covid'in mide ve bağırsak sistemimize nasıl zarar verdiğini veya neleri etkilediğini, belki de iyi bir yer bir şey de olmuştur eğer varsa onları bir dinleyebiliriz. Tamam. Tekrar teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Şimdi Covid hastalığı malum bütün gündemimizi oluşturuyor. Son 1,5-2 yıldır neredeyse herkes her türlü bilgiyi medyadan almaya çalışıyor. Fakat hani biz de tecrübelerimizle beraber mümkün olduğu kadar faydalı bilgileri vermeye çalışalım diye ben de bir kısım aklımda bilgileri toparladım. Şimdi Covid hastalığı malum hep böyle hepimizin bildiği, herkesin bildiği gibi bir solunum sistemi hastalığı gibi biliniyor. Bunun sebebi şu, daha çok sanki solunum hastalıklarına bağlı ölümler oluyor, ön plana o çıkıyor, hastane yatışlar onun gibi hissediliyor. Onun için zannediyor ki Covid sadece bir solunum yolu enfeksiyon. Hayır, aslında Covid hastalığı tüm vücudu tutabilen, tüm vücudu etkileyebilen bir hastalık. Daha ölümcül sebepleri olması sebebiyle hani solunum sistemi ve kalp sistemi, kardiyak sistemi ön plana çıkıyor gibi. Şimdi bu olayın kökenine baktığımızda aslında en önemli etkilenen ve etkilenmeye açık olan organlardan birisi de bizim bağırsaklarımız. Ve bizim gastrointestinal sistemimiz dediğimiz mide bağırsak sistemimiz. Neden? Çünkü bu Covid hastalığı ACE diye angiotensin converting enzim sistemi var. ACE 2 üzerinden hücreye giriş yapıyor. Bu ACE 2 en çok hani akciğerlerde diye bilinir. Halbuki değil, ince bağırsak özellikle kalın bağırsakta kat kat fazla ACE reseptörü var. Onun için ön planda mide bağırsak sisteminin rahatsızlıklarıyla hastalar gitmediği için daha çok solunum sistemi problemleriyle geliyor gibi zannediyor. Aslında tam tersi, mide bağırsak sistemini daha çok bu konuda hasarı ve hastalığı açık bir organ. O ACE sistemi dediğiniz nedir hocam tam olarak? Bir enzim sistemi, bir hücrenin dışında bulunan bir enzim sistemi. Yani bu sistemi kullanarak bu vücudun giriş kapısı diyebilir tabii, miyiz giriş hocam? Kapısı, yani aynen öyle. Bununla beraber hücre içine girerek düşünün. Aynen. Hücre içine girerek hastalıkla ilgili kendisiyle ilgili gerekli oradaki moleküler mekanizmalar başlıyor. Ondan sonra hastalığa doğru bir gidiş. Yani şöyle böyle bir şelale, evet. Yani ACE solunum sisteminde var. ACE bize ait bir şey. Evet. Bir kilit gibi düşünelim. Aynen.
virüs de herhalde bunun anahtarını taşıyor. Ve o kilide uyumlu olduğunda aynen öyle. Orayı acı etkiliyor. En çok da nerede var? Kalın bağırsaklar ve ince bağırsaklarda var. O zaman mide bağırsakta bayağı etkileniyor. Elbette ki. Onun için mesela yapılan özellikle tecrübelerle arttı. Çünkü ilk başta bilemiyorduk. Bizim de tecrübemiz yok. Yurt dışında tecrübesi yoktu. Özellikle hani koku ve tat değişiklikleri beraber başlıyor. Mide bulantıları, ondan sonra kusmaydı, ishaldi, kolit dediğimiz o mide bağırsak sistemi, özellikle bağırsak sistemindeki mukoz dediğimiz iç çeper etkileniyor. Kanlı ishaller olabiliyor, uzamış ishaller olabiliyor. Karın ağrısı oluyor, sindirim problemleri yaşıyorlar. Böyle bir örgüsü var hastalığın. Onun için aslında gastrointestinal sistemi etkiliyor ve az da olmadığı söyleniyor. Ama maskeleniyor veya bu işte solunumla ilgili problemler ön plana çıkınca sanki onlar biraz daha geri planda kalıyor gibi değil. Özellikle hastalığın ağır seyretmesiyle beraber mide bağırsak sistemin daha çok tutulduğu da ortaya konulmuş. Yani yoğun bakıma gidenlerde daha çok problemler var. Hocam siz de görüyorsunuz zaten. Hani böyle ne oluyor? Beslenme problemleri başlıyor. Belki ishaller başlıyor ve malabsorpsiyon diyeyim. Yani vücutta o gerekli gıdaların ve vitaminlerin emilim problemleri başlıyor. Onlar hep iç içe olan bir hadise gibi. Bundan dolayı ne oluyor? Şimdi bizim mide bağırsak sistemimiz ne önemli? Hani ilk giriş konusuna da atıf yapmak gerekirse bizim dışarı açılan penceremiz gibi. Çünkü hani her yediğimiz, içtiğimiz, ilaç olarak da aldığımız her şey ne oldu? Mide bağırsak sistemine ilk başta temas ediyor. Yani bizim dışarı açan pencerelerimiz gibi. Onun için öyle bir şey ki mide bağırsak sistemi ne kadar sağlıklı olursa biz dış etkenlere karşı o kadar ne oluyoruz? Korunaklı oluyoruz. Bunun en önemli özelliği bu. Çünkü dışa açılan pencerelerimiz. Yani bizim immün sistem dediğimiz koruyucu mekanizma, koruyucu sistemlerimiz ne kadar kuvvetli olursa ve bu immün sistem dediğimiz koruyucu sistemlerin de ilk vazife gördüğü ve ilk işin içine girdiği yerler özellikle bizim mide ve bağırsak sistemimizdir. Onun için mide bağırsak sistemimiz ne kadar sağlıklı olursa bizim immün sistem dediğimiz koruyucu sistemimiz o kadar sağlıklı olur. Covid gibi hastalıklarda nasıl etkilenirse o kadar da başka hastalıklara ya da mevcut hastalığın daha şiddetlenmesine bir kapı açılabilir, bir vesilelik olabilir. Onun için yani bizim mide bağırsak sistemimiz aslında bir nedir? Merkezi teşkil ediyor. İşte onun için hocam dediniz hani yemek. Onun için hani bazen hani böyle kaba tabirler söyle sen ne yiyorsan olsun diye. Evet, insanlar ne yiyorsa, nelere dikkat ediyorsa da etmiyorsa o şekilde sağlıklarını koruyabiliyorlar ya da sağlıklarını koruyamayacak şekilde hastalıkları davetiye çıkarabiliyorlar. Onun için bizim mide bağırsak sistemimiz bu kadar önemli çünkü merkez rol oynuyor. Peki Covid'de mide bağırsak mesela biz de hastalarımızda gördük. Bazı bilhassa ishal, karın ağrısı, kusma ya da böyle gastrit tarzı böyle gastriti olanlar bilirler. Bir mide rahatsızlığıyla gelen hastalar da oldu. Yaklaşık 1/5 civarında diyelim evet. Ama çok daha ağır tablolar gördünüz mü? Yani bizim tek tük gördüğümüz vakalar dışında siz hani konunun uzmanı olarak acaba mide bağırsağı ciddi anlamda etkileyen hastalarınız oldu mu? Yani mesela pankreatit yapan, safra kesesini etkileyen hastalarınız oldu mu? Çünkü bizim böyle bir çalışma oldu. Bizim cerrahlar ve gastroenterologlar böyle bir çalışma yaptılar. Onun için soruyorum. Hocam aynen şu anki tartışma konularının birisi de bu. Yani sizin dediğiniz gibi vücutta başka organları ne kadar etkiliyor ciddiyetidir. Mesela bunlardan birisi pankreatit dediğimiz bir hadise. Bizim vücudumuzda bir pankreas bezimiz var. Sindirim organımız, sindirim salgılarını salgılayan bir bez ve çok merkezi rol oynayan bir bez. Şimdi mesela bu son dönemde hakikaten pankreatit vakalarının ciddi bir artış var. Şimdi biz de biliyoruz ki pankreatit yani en sık sebebi önemli bir hastalıktır. Çünkü böyle ölüme kadar yol açabilen bazı silsilelere bir domino taşı ve ilk taşı vuran bir hastalık. Şimdi şöyle bir şey hani niye önemli diyor? Dediğim gibi sıkıntılı bir sonuçlara yol açtığı için. Nasıl başlıyor hocam bu bahsettiğiniz hastalık? Yani karın ağrısıyla başlar. Ondan sonra hasta çok ciddi karın ağrısından dolayı acil servislere başvurmak zorunda kalır. Ondan sonra bütün sindirim enzimleri salındığı için yiyemez, içemez. Yani bütün yani şeyi hayatı alt üst oluyor. Ondan sonra çok ciddi aynı COVID hastalığında olduğu gibi bir sitokin salınımı diyoruz. Yani burada bir inflamatuar hücrelerin salınması var. Sadece bir pankreas bezi değil artık bütün vücudu etkileyen biraz bir hadiseye dönüyor. Biraz böyle üşütmesine benzer bir şekilde başlıyor değil, o zaman hocam. Çok daha farklı yani. Çok daha şiddetli seyreden, çok daha tehlikeli bir hastalık. Mesela en önemli sebebi biz bu pankreatitler için hocam yani safra taşları, safra çamuru gibi bu etkenleri görüyoruz. Ama bunun dışında viral etkenler de pankreatiti tetikler. Onun için şimdi az önce bahsettiğim şeye dönüyoruz. Yani COVID ile ilgili bir tecrübemiz yok. Sadece dediğim gibi ön planda niye daha çok solunum sistemi ve kalple ilgili hadiseleri ön plana çıkıyor? Ölüme daha çok sebep olduğu için. Ama belki biraz daha tecrübemiz arttıkça veya bileşenleri
biz ekarte ettikçe evet diyeceğiz ki pankreatitlerin belki büyük bir sebebi Covid'di veya Covid ciddi pankreatite sebep oluyor veya pankreatitin seyredin bozuluyor veya dediğiniz gibi işte safra kesesi hastalıklarına sebep oluyor gibi. Mesela bunlardan birisi karaciğerdir. Yani Covid hastalığı karaciğerde şiddetli bir şekilde etkiliyor. Çünkü Covid'in hem kendisi az önce bahsettiğim gibi bir inflamasyona yani içeride ciddi bir yangıya sebep oluyor. Vücutta böyle bir stokin fırtınası diye bir şeyler hep böyle bir kulağınızda duymuşsunuzdur. Buna şiddetli şeyleri sebep oluyor. Bu da nedir? Multi organların, çoklu organların yetmezliğini ve organların vazife görememesine sebep oluyor. Bunlardan birisi de nedir? Karaciğerdir, birisi de böbrektir, kalptir, akciğerdir. Onun için çok şiddetli işte karaciğer enzimi yüksekliği, karaciğer fonksiyon bozuklukları görüyoruz. Ondan sonra dediğim gibi bu COVID sonrası geçen farklı hastalıklara bağlı maalesef daha sıkıntılı haller hatta ölüme götürebilen haller. Çünkü burada da önemli şeyler mesela nedir? Özellikle böbrekleri etkilemesi. Yani COVID sonrası böbreklerle ilgili çok büyük sıkıntılar görüyoruz. Böbrek yetmezlikleri, diyaliz ihtiyaçlarının artması gibi. Bunlar tabii hep iç içe. Yani bu artık hani bunları niye bahsediyoruz? Günümüzün hastalığı COVID. Yani aslında bütün vücuttaki organ ve sistemleri etkileyen bir hastalık olduğu için. Tabii ki bundan da gastrointestinal sistemde payını alıyor gibi açıkçası. Evet. Peki hocam mikrobiyota dediğimiz şey nedir? Şimdi mikrobiyot dediğimiz şey işte az önce bahsettiğim konunun aslında biraz daha derinleşmesi gibi. Yani bizim mide bağırsak sistemimiz az önce de bahsettiğim dış açılan penceremiz. Ve bizim her dışarıdan aldığımız gıda olsun, ilaç olsun, farklı alerjen olsun, mikrop olsun. İlk başta bizim mide ve bağırsak sistemimizin biz iç çeperini mukoza diyoruz. Onun içerisinde ağızdan itibaren hatta cildimizde böyle vardır. Trilyonlarca mikroskopik canlı var. Yani bizim bunlar bizle beraber ilk doğumla beraber vücudumuzda yerleşik olarak hayatını onlar da sürdürüyorlar. Bir denge içerisindeler ve bu hastalık ve sağlık dengesinde artık bunların çok önemli bir rol oynadıkları düşünülüyor. Bu mikrobiyota dediğimiz şeyler öyle. Yani bakteriler var, mantar türleri var, virüsler var, başka çekirdekli hücreler var. Bunlar bir denge içerisinde. Bunların vazifesi nedir? Öncelikli olarak bizim sağlığımızı korumak ve hastalıklara karşı yani dışarıda yani etkenlere karşı yine bizi korumak. Bildiğiniz yani. Mikroplar yani. Aynen. Değil mi? Aslında öyle. Yani insan vücudundaki hücreden daha fazla o mikroskopik canlıların olduğu söyleniyor. Kim kime konak o zaman? Hani hep böyle biz derslerde, mikrobiyoloji derslerinde tıp öğrencilerine anlatıyoruz. İnsan vücudu mikroplar için bir konaktır. Yani mikroplar bizim vücudumuza yerleşmeyi ve bizden faydalanmayı, beslenmeyi, bir ev gibi görüp yaşamayı tercih ediyorlar. Çünkü biz onlar için ideal bir konağız. Ama şimdi siz dediğiniz zaman mikrop sayısı vücuttaki hücre sayısından çok daha fazla. O zaman biz mi konağız acaba mikroplara diye hocam, düşünmeden edemiyor. Hocam herhalde insanoğludur merkezde. Ondan sonra onlar yani bize verilmiş dost canlılar gibi diyelim. Yani bizim vücudumuza verilmiş dost canlılar gibi düşünmek lazım. Şimdi bunların dengesi çok önemli. Hani sizin dedi bahsettiğiniz gibi programın girişinde hani ne yiyelim ne içelim. Evet çünkü bu bakterilerin, bu virüslerin, bu mantar, maya ne diyorsak bunların hepsinin bir konakçıların böyle mükemmel yaratılmış bir dengesi var. Bu dengeyi bizim korumaya çalışmamız lazım. Biz bunu nasıl koruyabiliriz? İşte yediğimiz içtiğimiz şeyler yani sağlıklı gıda tüketerek. İşte probiyotik, prebiyotik belki birazdan onlardan da bahsedeceğiz. Mesela probiyotikler ve prebiyotikler, simbiyotikler dediğimiz şeyler var. Bunlar bu dost canlıları koruyorlar ve sayısını arttırıyorlar. Ama nedir? Mesela antibiyotik, gereksiz antibiyotik kullanmak bunların dengesini bozuyor. Veya işte çeşitli sağlıksız gıdalar. O dostlar gıdalar, sonra düşman oluyor mu acaba? Aynen. Denge bozuldu mu? Aynen hocam. Denge bozuldu mu o dost olan mikroorganizmaların dengesi bozulduktan sonra bize dost olmayıp hastalık yapanların dengesi onların yönüne doğru bozulduğu zaman hastalıkları hakikaten ciddi bir düzeyde davet ediyor. Öyle bir hastalık ki sadece mide bağırsak sistemi hastalığı değil. Yani obeziteden, karaciğer hastalıklarından hatta böyle alerjik hastalıklara kadar, cilt hastalıklarına kadar. Hatta bazen insanların psikolojisini etkileyecek hastalıklara kadar yani o psikolojik, psişik durumunu etkileyecek hastalıklara kadar yol açtığını söyleniyor. Onun için yani oradaki o mikro çevre bizle beraber hani dedim ya yaşantısını sürdürüyor gibi belki bizim işte birçok sağlıkla ilgili dengelerimizin kurulması için verilmiş olan o canlılar. Onun için bizim vazifemiz işte sağlıklı beslenmek ve hastalıklara davet edecek yanlış uygulamadan, yanlış beslenmelerden kaçınarak bunların dengesini sağlamak bizim için herhalde en önemli vazifelerden biri oluyor gibi. Hocam değindiğiniz için oraya dönmek istiyorum. Hani probiyotik ve prebiyotik tam olarak nedir ve farkları
Tamam. Yani bunu hep artık hani biliniyor, biraz böyle birbirine kavram karşıtı oluyor. Yaklaşık birbirine benzer terimler gibi. Evet. Probiyotikler aslında yine canlı. Canlılar. Onlar da canlı. Bunlar buradaki bizim flora dediğimiz veya bizim işte mikrobiyota dediğimiz oradaki canlılara destek oluyorlar ve onları daha çok besliyorlar. Yani mesela bifidobakteriyum canlıları var, laktobasülüsler var. Bunlar hep probiyotik diye geçer. Peki bunlar ne de var? Birçok sağlıklı gıda da var. Mesela nedir? Yoğurtta var, kefirde var, süt kaymağında var, kremada var, bazı peynir türlerinde var gibi. Mesela siz bunları tüketmekte bile, özellikle kefir gibi, yoğurt gibi böyle doğal gıdalar tüketmekte bile tabii bir kısım mide asidiyle beraber inaktive oluyor ama yine de belli bir miktar tükettikten sonra onlar sizin mide bağırsak sisteminizden geçip bağırsaklara kadar giderek işte o dost canlılara destek oluyorlar ve onları kuvvetlendiriyor. Mesela işte ilk olarak bebeklerde yani ilk anne sütü kolostrum diye geçer. Biraz daha böyle şeydir bu anne sütü. Koyu. Daha böyle koyu kıvamlıdır. Onun da hikmeti var. Yani o da çok ne yapıyor? Faydalı. Evet, faydalı ve bu özellikle probiyotiklerden çok zengin olduğu söyleniyor hocam. Yani bağışıklık bebeğin bağışık sisteminin kurulması ve devamı için o ilk basamağın çok önemli olduğu böyle söyleniyor. Böyle bir yanlış bir kanı var. Yani ben bizim büyüklerimizden, yaşlılarımızdan duydum. Bazen annelere annenin göğsünden gelen o ilk sütü bebeğe vermemeleri gibi bir yanlış inanış var. Belki insanlarımız da duymuştur. Ancak bunun yani tıbbi bazı gelişmeler sizin de bahsettiğiniz gibi o kolostrum dediğimiz ilk annenin göğsünden gelen ilk sütün oldukça faydalı olduğu, bebeğe çok faydalı olduğu ve mutlaka bebeğe hani bebek nedir? İlk başta annenin memesini tutamaz, ememeyebilir, emme refleksi henüz gelişmemiştir ama zorlayarak o kolostrum denen ilk sarı koyu kıvamlı sütü mutlaka bebeğe vermek lazım. Çünkü ilk aldığı besin olacak değil mi? O yüzden Aynen. de bağırsaklarını koruyucu bir maddeyle kaplaması açısından, faydası olması bakımından ilk sütü mutlaka bebeklere vermemiz gerekiyor. Ben hani böyle bir kanıyı büyüklerimizden de duyduğum için bunu düzeltmemiz lazım. Anne sütü gerçekten vazgeçilmez bir gıda. Mutlaka verebildiğimiz kadar ilk 6 ay belki mutlaka yani verebiliyorsak 2 yaşa kadar değil mi? Hadis-i şeriftir. Yani 2 yaşına kadar, 2,5 yaşına kadar çocuklarınıza anne sütünü mutlaka verin. Faydalı olduğu için ama şu an tıp otoriteleri de ilk ayda mutlaka ilk 6 ayda anne sütü dışında bir şey vermeden sadece anne sütünün oldukça besleyici ve yeterli olduğuna dair hani Evet. yeri gelmişken bu noktaya da değinmek istedim. Yani bu probiyotik açısından çok daha verimli çok zengin bir gıda. O yüzden de bebeğin ilk mide bağırsak sistemini koruyucu bakterilerle dengeyi sağlaması açısından önemli bir yani işte diyorum ya hep biz tıp okurken nasıl bu mucizeyi görüp de hayran olmamak mümkün değil. Yani düşünebiliyor musunuz? Probiyotiğiniz hazır olarak anne Tabii. sütüyle doğar doğmaz size bahşediliyor. Büyük bir nimet, büyük bir mucize. Aynen hocam. Kesinlikle. Probiyotik farkı ne o zaman? Evet, probiyotiklerde hocam, prebiyotiklerde şöyle söyleyeyim. Aslında bizim tarafımız yani insanlar tarafından tam olarak sindirilemeyen fakat bu mikrobiyot dediğimiz canlılar için çok sağlıklı besin kaynakları var. Mesela nedir bunlar? İşte yani artık detaylarına girmiyorum ama hani nelerin içinde bulunduğunu söyleyeceğim. Mesela pırasada, soğanda, sarımsakta, muzda, tahıllı bitkilerde, kepek olan hani tahıllarda bunlar içerisinde probiyotikler var. Yani biz tam olarak sindiriyoruz veya sindiremiyoruz. Sindiremediğimiz kadarı da nasıl geçiyor? Bağırsaklara kadar, ince bağırsak özellikle kalın bağırsak kadar geçiyor. Orada değil mi dost bakterilerimiz var özellikle. Dengeni korumasını, onların gıdaya ihtiyacı var. Bu işe yarıyor yani. Aynen, prebiyotiklerden onlar beslenerek çok daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde hayatlarını sürdürebiliyorlar. Yani dost dediğimiz o mikropları beslemek için de probiyotik almalıyız. Tabii, soğan, aynen. Sarımsak yemeliyiz. Tabii, muzlu, dedim ya hocam, tahıllı bitkiler, kepek. Yani bunların bir kısmı gibi daha da var. Yer elması mesela bu konuda çok şey oldu, zengin. Sağlıklı olduğu söyleniyor. Yani şimdi, her şey böyle iç içe mi hocam? Böldüm, kusura bakmayın. Mide yani bedenimizi korumak için bazı canlılar var. Onlar tabii. için probiyotik gerekiyor. Probiyotikler için de prebiyotikler gerekiyor. Aynen. Bunların hepsi besinlerle. Tabii aslında şu bahsettiğim şey bizim için de gıda diyorum. Mesela biz diyelim bir muz gibi. İşte potasyumdan zengin birçok vitaminden ve zengin soğan, sarımsak. Yani birçok hani konularda artık biliyorsunuz doğal bir beslenme, işte doğal bize bahşedilmiş nimetlerin sağlıkla ilgili destekleyici konu hakkında çok güzel hani yayınlar var artık. Çok da böyle şey oldu, revaçta oldu. Yani biz de gıdamızı alıyoruz. Bizim yararlandığımız kadar yararlanıyoruz. Bizim dışımızda yani mide bağırsak sisteminden geçip
hani posta olup artık atılacak seviyeye geldiği bile oradaki bakteriler için İşine ne yarıyor. Oluyor? Aynen. Gıda oluyor, destekleyici oluyor gibi. Bir de o simbiyotik böyle... kavramı var hocam. Onu da hemen bahsedeyim. Simbiyotik de bunların ikisinin beraber olması. Bazı gerek böyle şey dışarıdan yani fabrikasyon olarak üretilmiş olan simbiyotikler de var. Ya bunları beraber almanızla aynı zamanda bu gıdaları beraber tüketmenizle ne oluyor? Simbiyotik oluyor. Hem probiyotik hem prebiyotiği beraber tüketirseniz karşılıklı simbiyotik fayda oluyor. Olacak, aynen hocam. İkisinin beraber olması. Peki mesela bazı insanların ne bileyim eskiden biz vejetaryen diyorduk. Şimdi vegan deniyor. Aralarındaki belki farkları yani ben çok bilmiyorum ama yani hiçbir herhalde hayvansal gıdayı almıyorsa vegan oluyor. Yani mesela az önce bahsettiniz süt ve süt ürünleri, peynir çeşitleri probiyotikten oldukça zengin gıdalar. Aynen. Süt, kefir, yoğurt, ayran veya diğer gıdalar. İşte vegan türü beslenenler mesela sadece et ve değil, et yemiyor değil. Vejeteryanlardan farkı herhalde evet. Bu tür hayvansal hiçbir gıdayı almıyorlar. Oysa süt ve süt ürünlerinin ne kadar probiyotikten zengin olup bizim için ne kadar faydalı olduğunu. Aynen. O yüzden de süt ve süt ürünlerinin beslenmedeki öğünlerimizden eksik olmaması gerektiğine dair bunu özellikle vurgularsanız. Çünkü ben genç jenerasyonda özellikle böyle bir moda akım gibi işte ben veganım demek böyle adı da böyle cafcaflı veganım ya da vejeteryanım demek out oldu artık. Yani böyle revaçta değil artık vegan olmak revaçta ama vegan olmak da işte tereyağı, süt, yumurta gibi hayvansal olabilecek et dışı bütün gıdaları da almamak demek. Bunların ne kadar tahrip edici olacağı, vücudumuzu nasıl etkileyeceğinden de bahsederseniz, yani buna hocam, vurgu yaparsanız. Şimdi, tabii buna yani şöyle bir şey, hani yine program başında ne yiyeceğiz, ne içeceğiz dedik ya, aslında sınırlar belli. Yani bizim için bunların hepsi dediğiniz gibi hayvansal gıdalar. Yani yeterli miktarda, ölçülü miktarda alındıktan sonra hayvansal gıdada öneriyoruz. Beyaz eti de yani kanatlılar, tavuk olsun, hindi olsun öneriyoruz. Balığı da öneriyoruz. Yapılan çalışmalar bunların hepsinin farklı farklı faydalarını ortaya koymuş. Yani bunları tamamen diyetten çıkarmak bir defa hani bizim normal bir şey yaşam tarzı olmuyor. Normal yaşam tarzı bunların hepsini sağlıklı bir şekilde almak gibi. Tabii hani insanların beslenme tercihleri vardır. Onlar ayrı şey dediğiniz gibi. Yani dediğiniz gibi sadece bitkisel besleniyorsun. Muhtemelen hayvansal gıdalardan alması gereken bir kısım vitaminler, mineral içeriğinde dışarıdan takviye olarak alacaktır, alıyorlardır. Ama sonuçta onlar... Sonuçta dediğiniz gibi en şeyler. Doğalı, en doğal dediğiniz gibi yani ilk başta söylüyorum. Yani bir insanla dünyaya geldiğinde itibaren sütle besleniyor gibi. Yani hani onun için şey gibi değil. Bunlar yani bizim ihtiyaçlarımız neyse zaten bunları yine hani dediğiniz gibi merkezimizde o var. Her gıdanın ister hayvansal içerikte olsun ister bitkisel içerikte olsun dengeli ve sağlıklı bir şekilde tükettikten sonra bir insanın vücudunun gerekli olan bütün besin, vitamin, mineral kaynağını sağlamış olacağız. Yani bunu böyle söylemek sanki daha destekleyici ve tavsiye edici nitelikte olacağını düşünüyorum hocam. Hocam peki bu bağırsakların ikinci beyin olma meselesi tam olarak nedir? Yani bizi yönlendiren mi yoksa onun bedeni yönlendiren yani bizim onun zihnimizde yapabileceğimiz bir müdahale gibi mi algılamalıyız yoksa evet. O ikinci beyin tam olarak ne ifade ediyor? Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Yine bu konuda o mikrobiyota dediğimiz mikroskopik canlılarla ilişkili aslında. Şimdi bir defa entelektüel beyin dediğimiz yani beyin sapı gibi düşünmemek lazım. Şuradan çıkan bir nokta. Nasıl ki bizim beyin ve beyin sapımız, omuriliğimiz böyle belki milyonlarca sinir lifi var, nöronlar var. Yani sürekli bir etkileşim var. Dünyadan etkileşim alıyoruz. Veriler, vücudumuzla ilgili veriler gidiyor, geliyor. Sürekli bir akım var. Yukarı aşağı yukarı işleniyor o veriler vesaire. Şimdi bağırsaklarda da öyle bir enterik dediğimiz yani enterik dediğimiz bağırsak sistemine ait bir sinir sistemi var ve o kadar çok lif sayısı var ki şu beyin ve beyin sapı ve ondan sonraki omurilikteki belki nöron sayısına yakın sayıda belki daha fazla olduğu söyleniyor. Ve bizim ayrı bir orada bir enterik sinir sistemi var. Neden? Az önce de bahsettim. Bu bizim bağırsaklarımızın iç çeperindeki o mikroskopik canlılar bağırsağın içindeki mukoza dediğimiz o çeperle bir etkileşimde. Etkileşim var. Onun için hani bahsettik ya bu denge niye önemli? O etkileşimden dolayı önemli. Sürekli bir etkileşim var. Hücresel boyutta. Moleküler boyutta. O etkileşimden dolayı sürekli bir sinir iletişimi var. Yani mesela sıkıntı stresli olduğunuzda mide bağırsak borusu çoğu insan bunu bilir. Mide bağırsak sistemi hemen bir etkileşim olur. Veya mide bağırsak sistemi bozulduğu zaman onun o gün
hani böyle mood'u diyoruz yani, belki psikolojisi bozuluyor. Belki yani hayat kalitesi düşüyor. Yapacaklarına odaklanamıyor gibi. Çünkü neden? Hep bu şekilde algılıyordum sürekli, hocam. Evet. Aynen, sürekli bir iletişim var. Yani orası sağlıklı olursa yani normal beyin, beyin sapı dediğimiz entelektüel beyin bundan etkileniyor. Veya normalde hani insan sıkıntı stres olduğu zaman o hayatındaki sıkıntı stres olan işte hormonal değişiklikler oluyor. Moleküllerde stres hormonları salgılanıyor, inflamatuar hücreler salgılanıyor, az önce de bahsettik. Onda ne yapayım? İşte bağırsakları etkileyebiliyor. O zaman bir kısır döngü var değil mi? Şimdi biz diyelim ki psikolojik olarak bir şeye üzüldük, stres yaptık, hemen midemize dokunuyor. Tabii. Değil mi? Yani midemiz ağrımaya başlıyor ya da bağırsaklarımız etkileniyor. Mesela birazdan belki onları da soracağız. Kolit gibi, böyle spastik kolit gibi hastalıkları olan insanlar çok çabuk stres sıkıntı olduğunda hemen mide bağırsakları etkileniyor. Sonra ikinci beyin, Ayşe'nin dediği gibi ikinci beyin olan bağırsaklar demek ki bazı etkileşimle o sinir sistemine de bazı iletiler gönderiyor. Muhtemelen böyle bir döngü değil mi? Yani o yüzden bunu nasıl çözmemiz lazım? İkinci beyin bu kadar çabuk etkileniyorsa mide bağırsak sonuçta dışarıya açılan kapımız. Ben bir yayın okumuştum. Mesela bilhassa akciğer tüberkülozu geçiren hastaların mesela mide bağırsaklarının az önce sizin bahsettiğiniz o tür işte sinir sistemleri ve bilhassa bağırsak çeperi dediğimiz bağırsak duvarının nasıl etkilendiğine dair önce yani verem hastalığı, akciğerinde verem hastalığı olan insanların önce mide bağırsak sistemlerindeki o mikrobiyata dediğimiz ikinci beyin diyebildiğimiz organlarda bir hasar oluşuyor. Çok ilginç. Yani hani bağırsakla akciğerin ne ilgisi var diyorsunuz ama bağırsak sisteminde bizim koruyucu diyeceğimiz o organ mikroplar, mikroorganizmalar bir dengeleri bozuluyor ve bazı sinyaller göndermeye başlıyorlar oradaki sinir sistemi aracılığıyla. Böylelikle vücudun bozulan dengesi akciğer tüberkülozunun yani verem mikrobunun akciğerleri etkilemesine yol açıyor. Yani mide bağırsak bozulduğunda sadece modumuzu düşürmüyor. Aynı zamanda belki akciğer gibi önemli bir organımızı da etkiliyor. Yani belki bugün konuşmuyoruz ama Covid'de de buna benzer bir şey olmuş olabilir mi? Yani Covid geçirenlerin aslında önemli bir kısmında maskelenen dediğimiz bazı belirtiler oluyor mesela. Hani onu geçiştiriyor belki insanlar ama o mide bağırsak da etkilendiği için sanki böyle bir kısır döngü gibi akciğeri de daha kötü olabilir. Yani mide bağırsağı etkilenen insanların akciğerinin veya diğer organlarının bu tür bir iletişimle, ikinci beyin gibi iletişimle daha kolay bozulabildiğini söyleyebilir miyiz? Yani buna dair çünkü bilimsel yayınlar da var, hocam, çalışmalar aslında da var. Bizim için hala muamma insan vücudu. Yani hala araştırmaya açık, hala öğrenmeye açık veya bize öğretici bir şey, mekanizma diyelim. İşte burada dediğiniz şeyler aslında birbirine, az önce bahsettiğim şeyleri de birbirine ilişkili şeyler var. Yani bir defa burada bir puzzle'ın parçaları gibi birbirini birleştirmek gerekiyor. Yani o asıl sorunu çözebilmek için. Mesela hocam o mikrobiyota dediğimiz ya, bakterilerin dengesi vesaire. Mesela hani biraz önce bahsettiğim immün sistem dediğimiz koruyucu sistem. Yani onların aslında ilk etkileşim başladığı yer bağırsaklar ve mide bağırsak sistemi. Az önce bahsettiğim bir dışa açılan pencere. Dışa açan penceremiz olduğu için biz mesela sivrisinek gelmesin diye önce ne yapıyoruz? Sinekliği pencereye takıyoruz değil mi hocam? Aynen o mantık gibi. Yani dışarıdan gelen her türlü bizim için bilemiyor. Yani vücut bunu ayırt etmeye çalışıyor. Dışarıdan gerek yiyecek, gerek içecek, gerek ilaç ne varsa. Veya bir toksin, belki küçük bir partikül havadan aldığınız, işte küçük havadan aldığınız bir gerek ağız yolu gerek burun yolunda aldığınız bir virüs, bir mikrop. Şimdi vücut bunu bir önce şey yapacak, elimine etmek. Yani bir ne olduğunu anlamaya çalışacak. İşte bunları ilk aslında şey yaptığı, karşılaştığı, ayırt edilmeye çalıştığı ve elimine edildi. Belki zararsız yok edilmeye çalıştığı yerler işte buradan başladığı için hocam. Bu aynı şekilde hani dediniz ya tüberkülozda, belki birçok tüberküloz türü. Ki biliyorsunuz intestinal tüberküloz var, peritoneal tüberküloz farklı bölgelerde var. Nedir hocam? Sadece solunum yolu değil, akciğerden olduğu gibi ağız yoluyla da geçiyor bunlar. Geçebiliyor, bu basiller. Onun için hani orada karşılaşıyor, orada işte bir tamir ve koruyucu mekanizmalarda problem varsa o ilk nasıl diyelim bariyeri geçmiş oluyor. Ondan sonra kan yoluyla vücuda yayılmış oluyor gibi. Yani Covid'de de aynı şey geçerli. Etrafımızda milyonlarca bakteri, virüs, mikrop var. Evet. Ama biz bunların hepsinden etkilenmiyoruz değil mi? Demek ki ağzımızdan, burnumuzdan başlayarak bazı zırhlarımız var. Ben vücudun, Allah'ın bize bahşettiği insanoğlunu yaratırken çok büyük bir mucize. Bir koruyucu şeyler var. Yani mikrop geldi ağızda. Eğer o ağız ya da burundaki mukoza dediğimiz ağzımızın ve burnumuzun iç yüzeyini kaplayan dokudaki
koruyucu bariyerler olmasa muhtemelen o mikroplar çok rahatlıkla o bariyerleri de tutundukları için ve tutunarak nasıl tükürükle veya işte hapşırıkla, öksürükle yani bu şekilde bertaraf ediliyor değil mi? Vücudumuzdan atılıyor ama çok güçlü ya da bu bariyerleri aşan mikroplar belki mide bağırsak ya da akciğerlerimize iniyor veya bizim bariyerlerimizde bir kusur olursa değil mi? Evet. Zırhlarımızda ki o sağlamlık bozulursa belki o mikroplar yani çok güçlü olmalarına da gerek yok. Güçlü olmadan da bizim bariyerimiz sağlam olmazsa o zaman geçebiliyorlar, vücudumuza giriş yapabiliyorlar. Demek ki yine dönüp beslenmeye geliyoruz. Yani o bariyerlerimizi sağlam tutabilmek için de evet, yediğimiz içtiğimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aynen. Bağışıklık yani böyle çok ilişkili, yeme içmeyle, uykuyla, stresle, sporla çok ilişkili. Zor. Hocam o şeyi atlamak zor ve istemiyorum. Karmaşık. Pardon hocam. Bu hani beyin meselesi var ya mesela tam bizi bir yöneten ve hani günlük pratiklerimizde etkileyen şey beynimiz, o yönlendiriyor. Evet. Fakat yani şöyle vücudumuzun herhangi bir yerinde sorun olduğu zaman elbette dikkatimiz bir parça oraya gidebilir ama sanki bağırsak sisteminde herhangi bir şey olduğu zaman onu kontrol etmek daha zor. Bir kabızlık gibi, ishal gibi o tamamıyla diğer başka bir soruna nazaran daha modu düşüren de bir şey. Yani az önce evet, bahsettiniz. Hani bunun sebebi bu bahsettiğiniz sinir sistemi mi? Elbette ki. Aynen diyorum. Yani diğerlerinden çok daha güçlü. Çünkü sürekli işte diyorum yani o kadar çok sinir lifinin olması, nöron olması, hı-hı, sürekli bir bilgi alışverişinin olması, sürekli böyle yani beyin sapı, omurilik oraya doğru bir akım olması diyorum artık orada kabul edilmeye başlandı ki ayrı bir sanki bir şey, ikinci bir beyin gibi yani. Yani entelektüel beyin, düşünme vesaire değil, vücutla ilgili fonksiyonlar açısı. Çünkü bizim normal beynimizin de öyle vücutla ilgili fonksiyonları var. Hani entelektüel beyin dışında aynı şekilde bağırsaklarımızla ilgili yani ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar. Bu enterik sinir sisteminin de bu konuda sanki ayrı bir böyle bir ikinci beyin gibi olduğu söylemi. Bundan ilgili şeyler. Hani bunda çalışmaların devam ediyor gibi söyleyeyim, bilimsel çalışmaları. İyi bakmak lazım o zaman. Yani sonuçta o kadar sinir hücresine sahipse demek ki çok hassas. Dikkat etmek lazım. Bazı insanlar gerçekten hani böyle spastik kolit gibi, isterseniz öyle mide bağırsak hastalıklarına da oraya bir giriş yapalım hocam, diye. Tamam peki buyurun. Hani acaba sen de sorabilirsin. Hani benim dikkat ettiğim hani bazı insanların çok daha kolay mide bağırsakları hastalanabiliyor. Evet. Yani acaba bununla ilgisi var mı? Yani modu düşük ya da çok kolay üzülebilen, çok yani modu düşebilen, değişebilen insanlar acaba daha kolay mı mide bağırsakları etkileniyor? Böyle bir yatkınlıkları mı var? Hocam olabilir. O spastik kolit gibi irritable kolon dediğimiz hastalıkların sebepleri neler? Ne şeyle olabilir? Şimdi hocam şöyle söylemek lazım. Sizin dediğiniz gibi yani sıkın stresle beraber ve stres hormonları diyoruz yani hepimiz duymuşuzdur. Yani steroid türevi hormonlar gibi. Yani stres hormonları var. Vücutta yani çeşitli salınan hormonların dengesinde bozuluyor. O hormonal sistemle beraber bütün vücut etkilendiği gibi bağırsaklarımız da etkiliyor. Çünkü bağırsaklarımızın içerisinde bir ne var? Bezler var. Yani o bağırsaklarımızın çeperinde. Bunlar daha çok hocam sindirimle ilgili faaliyetlerde fonksiyon görüyor. Fakat hani az önce etkileşimlerde mesela onların salınması içeriği bile değişiyor. Mide içerisinde içinde aynı şey geçerli. Mesela işte bu irritable bağırsak, spastik kolon, fonksiyonel dispepsi diyoruz. Hep bir kardeş hastalıklar. Yani bir kısmı hastalarımız daha çok bağırsaklarından sıkıntı çok çekiyor. Bir kısmı da kardeş organ sindirimle ilgili sıkıntıları çekiyor. Hep benzer şeyler. Aslında bakıyorsunuz endoskopi yapıyorsunuz, kolonoskopi yapıyorsunuz. Yani diyorsunuz çok şükür kötü bir şeyiniz yok. Tümör yok, kanser yok. Çok en çok da bu çekinceler vardır. Ama bakıyorsunuz hasta çok muzdarip. Yani hayat kalitesi düşmüş durumda. Diyorum ya işte böyle tümör gibi gözükmese de bağırsaklarının fonksiyonel olarak bir sıkıntısı var ki insanları etkiliyor aynen bu kadar. Aynen öyle. Yani kötü bir şey yok. Bu da dediğiniz gibi nedir? Tam bir kısır döngü. Yani sıkın stresle beraber mide bağırsak sistemi etkilenebiliyor ya da mide bağırsak sisteminin sağlıksız olması, sağlıksız beslenme, sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklar, gereksiz ilaç kullanımları hepsi iç içe olan şeyler. Ya da onlar işte farklı böyle psikojenik, psikiyatrik problemlere maalesef davetiye çıkarabiliyor. Mesela diyorum en basitinden mide için söyleyeyim. Normalde mide bir işte sindirim ve öğütme ve ince bağırsaklara doğru gıdaları iletme fonksiyonu vardır. Bunların bile hani belli bir dengesi yaratılmış, mükemmel bir dengesi var. Fakat öyle oluyor ki mide sindirmek için hareketlerini yapıyor. İleri doğru hareketini yapmıyor, daha çok şişiyor. İleri hareketini yapmıyor, daha çok şişiyor. Mesela öyle
hastalarımız var artık özellikle bayanlarda. İşte bir kısım hormonal, bayanlarla ilgili olan hormonal sistemin ağırlığından da bu daha çok bayanlarda olabiliyor. Yani diyor ki hocam diyor hiçbir şey yemiyorum ama görünüşte böyle aşırı bir şişkinliğim var. Hiçbir şey yemiyorum. Hakikaten öyle. Su yani, içse yarıyor hani. Aynen öyle. Bu kilo almaktan ziyade öyle. Yani mide mesela daha midede fonksiyonlar bozulmaya tembel başlamış. Tembel mide yani, diyebilir miyiz ona? Hani nasıl? İleriye atmıyor sonuçta. Tabii yani. Aynen öyle. Yani sindirim faaliyetleri yapıp çeşitli hareketlerle ileri doğru itmesi gereken yapamıyor, şişiyor. Yapamıyor, şişiyor. İçerideki sanki böyle yine gıda gibi algılıyor. Yani tam kısır döngüye giriyor ve hasta çok muzdarip gibi. Aynı şeyde bağırsaklar öyle. Irritable bağırsak, spastik kolon dediğimiz şeyler huzursuz bağırsak. Yani hassas bağırsak diyebiliriz. Yani öyle bir şey ki o kadar böyle hassas ki en ufak bir gıda gelse hemen başlıyor o ince bağırsak, kalın bağırsaklar böyle spazm olmaya, bükülmeye. Ondan sonra yani onun böyle emilim faaliyeti ve iler hareketi yapması gerekirken emilimi belki yapıyor ama iler hareketi yapmıyor. Daha da sıkıyor, daha da sıkıyor. Mesela birçoğu bu tip hastalarımızın kabızlık da karşımıza geliyor. Bir kısmı diare dediğimiz ishalle veya bazen o da kabız olur. Birden bir kendini böyle bir yumuşak şekilde fazla dışarı. İşte irritable bağırsak dediğimiz, huzursuz bağırsak dediğimiz şey budur. Yani o bağırsak, mide bağırsak sistemindeki çeşitli mekanizmaların sağlık sisteminin bozulmasıyla beraber kullanılan yenilen içilen şeylerden tutun. Kullanılan ilaçlar veya işte dediğiniz psikojenik duruma kadar etkilebiliyor veya hormonal duruma çok farklı yani dedim ya. Mesela tiroid bezimiz var. Çay kahve falan bunları etkiliyor mu? Mesela aşırı mesela, çay kahve içenlerde hani hormon kafein. Hormon diyoruz. Mesela hani bayanlarla ilgili hormonlar da var. Mesela tiroid bezimiz bile. Bizim burada bir tiroid bezimiz vardır. Yani çoğu zaman hastalarımız bilirler. Hani böyle çeşitli rahatsızlıklarda mesela kilo almak, kilo vermekten tutun. Çok şey kalple ilgili, tansiyonla ilgili şeyler tutun. İşte bu mide bağırsak hastalıklarıyla ilgili sıkıntılar ve ilk önce baktığımız hormonlar biri tiroid hormonlarıdır. Yani mesela tiroid hormonları yavaş yani tiroid hormonları aslında hipotiroide olduğu zaman mesela kabızlığa meyil olur gibi. Hipertiroid olduğu zaman işte ishale fazla dışkılamaya meyil olur gibi. Bunlar hep iç içe olan şeyler. Sizin dediğiniz gibi mesela bu kahve, ondan sonra kahve türleri veya kafein içeren her türlü içecek ya da yiyecek diyelim. Bunlar ne yapıyor? Bu enerji içeceklerinde de kafein aynen, çok maalesef, değil mi? Aynen maalesef onlar böyle bir uyanıklığı sağlamak için, bir enerji vermek için içinde kafein içerikli veya farklı, daha farklı böyle şey maddeler de olabiliyor. Biraz daha hani vücuttaki şey yapmak için yani enerji seviyesini arttırmak için. Bunlar ne yapıyor? Bunlar da işte o özellikle mide bağırsak sistemindeki o şeyleri, nöronları etkileyerek daha fazla kasılmalara sebep oluyor. Yani aslında kısır döngüye giriyor insanlar. Onlar oradaki mide bağırsak sisteminin belki daha fazla, o hani az önce bahsetmiştim ya içerisine sindirime gelen küçük küçük bezcikler var. Belki bunların bir kısmı mikroskopik düzeyde. Onlardan daha fazla salınmıyor. Mesela mide için ne oluyor? Gastrit dediğimiz o midenin çeperinin, içerisindeki midenin kendisine zarar vermesi gibi daha fazla asit salgılıyor veya mide salgısının asitlik oranı artıyor. pH'sı değişiyor. Biz mesela yani pH mide deriz. Bağırsağın normal çalışma düzenini, normal aynen. Salması gereken işte eritici enzimler, sindirime yarayan malzemelerin aşırı ya da evet, az normal gereksiz bozuluyor. İçeriği değişiyor. Bu sefer başlıyor. Yani bunları aldığınız zaman mesela asitli içecekler de aynı şekildedir. Kafeinli içecekler mideden başlıyor. Asitlik oranı değişiyor. pH'sı değişiyor. Midede gastrit dediğimiz artık tahrişler başlıyor. Evet onları o hastalıkları tek tek görmek istiyorum hocam ama şeyi merak ediyorum. O asitli içeceklerde yine rahatsız olduğumuz o şişliği hissettiğimizde asitli içeceğin böyle iyi geldiğini hissetmemiz midenin yerine oradaki enzimlerin yerine iş gördüğü benzerlik mi? Yani onun yaptığı işlevi görüyor gibi mi hissediyorsun? Baştan bir rahatlama oluyor değil mi? Evet aslında o rahatlamanın sebebini belki, anlamak istiyorum. İşte belki daha da zarar veriyorsunuz gibi. Öncelikle yani bu şeyin tabii biz şimdi böyle biraz daha genel olarak yaklaşıyoruz ama mesela hani o bahsettiğimiz şey şişkinlik, hazımsızlık, dispepsi dediğimiz böyle hani çok kulakta kalan tabirle konuşalım. Dispepsi, hazımsızlık, hazmedememe gibi. Fakat şimdi tabii bunun öncelik sebebinin ortaya konması lazım. Yani burada sadece tek düze işte mikrobiyotam etkilendi, dispepsi olduğu gibi değil. Çok farklı bileşenler var. Mesela bunun en önemli sebepler mesela Helicobacter pylori bakterisi vardır. Bir bakteridir. İlginçtir. Mesela mide asitinde birçok mikroorganizma ölür. Ama o da oraya o şekilde öyle bir yaratılmış bakteri ki orada yaşıyor. Yani orada kolonize olabiliyor. Ama şimdi öyle bir şey ki çok sessiz bir şekilde seyredebilir. Mesela Türkiye'de bölgesel değişiklikler yaşanmakla beraber bazı bölgelerimizde 10 kişiden 5-6'sında var bu bakteri. Bazı bölgelerde 6-7'sinde var. Yani 10 kişiden 5-6'sında 6-7'sinde prevalans diyoruz. Yani genel olarak sıklık olarak diyoruz. Herkes olacak diye bir kesinlik yok. Batı bölgelerimizde daha azdır. Peki olan herkes hasta mıdır?
İşte o değil, onu diyeceğim hocam. Bazıları böyle beraber mutlu mesut yaşıyor bazı insan. Haberi biliyor. Mide mikrobu bazı, diyebiliriz ona. Tabii yani, ama bazısı oluyor ki hakikaten çok muzdarip. Yani midede ne yapıyor? İşte o gastrit dediğimiz tahrişleri yapıyor. Ülser dediğimiz yaralar açılıyor. Hatta bir kısım kanser türleri, mide kanser türlerinin bile sebep olduğu söyleniyor. Peki o öyle mutlu mesut yaşıyor gibi göründüğünde oradan uzaklaştırmak gerekir mi? Yoksa hiç dengeyi bozmamak mı lazım? Şimdi İnsanların hocam, kafasında burada, öyle bir soru işareti olabilir. Şimdi o da şöyle. Yani yarın öbür gün başıma bela olur diye bu mikroptan kurtulsunlar. Onu da söyleyeyim. Aslında bu tartışmalı bir konu. Farklı bir sebeple, farklı bir etkeni araştırırken, diyelim kansızlığı araştırırken, farklı bir şey araştırırken endoskopi yapılıyor. Oradan örnekler alınıyor. Biyopsi örnekleri alınıyor. Helicobacter pylori çıkıyor. Şimdi bir defa... Ve hastada ülser falan yok diye. Yok. Şimdi mesela öyle bir şey ki sadece mesela Helicobacter pylori varlığını bile demir eksikliğine sebep olduğu söyleniyor. Diyorum ya. Yani bilgilerimiz arttıkça yaptığımız uygulamalar değişebiliyor. Belki bunun bundan bir 10-15 sene önce tartışılıyordu. Yani semptomatik dediğimiz hastalık olmayan bireyler için kesin kesin tedavi etmek şartiyeti yok deniyordu. Şimdi biraz işin rengi biraz daha farklı. Mesela anemi dediğimiz kansızlık varsa temizleyelim. Veya işte dispepsi dediğimiz hazım problemleri varsa mutlaka temizlemek. Mesela fonksiyonel dispepsiden bahsetmiştik. Yani endoskopa giriyorsunuz, diyorsunuz çok şükür bir tümör yok, kötü bir şey yok. Ama hastalık muzdarip. O zaman ilk önce baktığınız şeyler demeyi Helicobacter pylori. Yani eskiden daha masum zannediliyordu belki. Ama şimdi bakıyorsunuz yok, masum değil gibi. Ama insanların kafasının toplumun karışmasın hepsine, doğal işte, değil mi? Şöyle bu bir doktorlar şey var. Gerçekten önce A dediklerine sonradan B diyebiliyorlar. Ama yani, demek ki mikroplar bizi şaşırtıyor değil mi? Yeni bilgiler. Öyle. Yani belki tecrübemiz, bilgimiz arttıkça. Yani COVID için de aynı şey geçerli. Yani ilk başlarda bilgilerimiz çok sınırlıydı. Daha önce hiç karşılaşmadığımız bir şey. Ama aradan işte bir buçuk yıl sonra bilgilerimiz daha çok oturmaya başladı. Bilimsel çalışmalar arttı. Gözlemlerini hekimler yazıya dökmeye başladılar. Baktık işte oranlar değişmeye başladı. Yani karşı veya bölgesel ırksal değişiklikler oluyor. Çünkü ilk başta hastalık Çin'de başlamıştı. Onların bir toplumsal özelliği var, bir genetik özelliği var gibi. Bize belki aylar sonra geldi. Yani geldi az az da daha fazla artması aylar sonra oldu. Bakıyorsunuz batıda daha farklı hastalığın seyri olabiliyor. Bazı şeyler ön plana çıkabiliyor. Bizim toplumumuzda farklı oluyor. Birçok hastalık için aynı şey geçerli. Veya bakıyorsunuz Doğu toplumlarında, Asya toplumlarında daha farklı olabilir. Onun için yani bu hastalıklar aslında şöyle bir şey yapmak lazım. Bizim genetik zeminimiz var. Yani hani genel olarak konuşma. Bir genetik zeminimiz var. Bölgesel ve ırksal farklılıklar gösterebiliyor. Bir de ondan sonra çevresel nedenler var. İşte bunun işin içerisinde dediğiniz gibi yeme içme kültürümüz. Ondan sonra sağlığımızı korumak için yaptığımız yaşam tarzım. İşte hareketten bahsettik. Yani egzersizden tutun. Daha farklı yönelimleri kadar. Veya bu yeme içme tarzında bile mesela beslenme kültürü bile işe etkiliyor. Mesela bizim toplumumuzda yoğurt kefir şeyi vardır. Yani bizim aslında örf anneannemizde. Yani geçmişiz. Ama mesela birçok batı toplumunda sonradan gelmiş. Mesela ilk başta yoğurt yine Osmanlı'dan gidiyor Avrupa'ya. Hatta bazı ilk bu yoğurt gittiği zaman Avrupa'ya eczanelerde ilaç niyetine satılıyormuş. Böyle bir şey. Yani onlar ama hiç... alıştılar. Biz dizilerden falan da görüyoruz. Aynen. Bayağı yoğurt yani beslenenler, aynen, sağlıklı tabii ki. Beslenenler yani baktılar ki sağlıklı olduğunu yiyorlar. Keşfettiler bilimsel veriler ışığında. Belki şu an belki bilemiyorum. Bize yakın tüketiyorlardı veya tüketen, çok tüketen toplumlar var gibi. Mesela uzak doğu Asya toplumuna bakıyorsunuz. Çok farklı tüketim şeyleri var, yönelimleri turşu var. Bizim tüketmediğimiz şey şeyleri mi tüketiyorlar gibi. Turşu da böyle bir şey mi? Hani yoğurttaki gibi probiyotik açısından yani zengin bir gıda diyebilir miyiz? Özellikle probiyotik etkisi var mı diyor ama tabii turşunun da hangi şartlarda hazırlanıp hangi şartlarda korunmuş olduğu çok önemli. Yani biz bunu salamura gıdalar gibi diyoruz hocam. Sadece turşu değil, konserveler için de aynısı geçerli. Yani doğal onlarda bir şekilde... Onlarda da böyle bir fermentasyon tabii, oluyor ya sonuçta. Aynen. Yani doğal bir şekilde hazırlanıp uygun şartlarda saklandığı zaman sağlıkla ilgili sıkıntı oluşmaz ya, ama içerisine katkı maddelerin konulduğu veya doğru düzgün uygun ortamlarda saklanmadığı düşünürse yani faydalı olacak ya da lezzet verici olduğu etkisinden ziyade daha fazla hastalıkları davete çıkaracak şekilde dönebilir diye yani çekinceler var. Yani hazır turşulardan ziyade ev turşuları ya da bizim klasik turşucularda satılan turşuların daha böyle hani katkı maddesiz turşuların belki hani biraz da tuz oranı da iyiyse evet. Geçen çünkü programımızda tuzun insan yani sağlığına ne kadar zararlı etkileri olduğu ve Türkiye'de tuz tüketiminin ne kadar yüksek olduğu. Avrupa'da birinciymişiz değil mi Ayşe? Evet. Onu öğrendik geçen programda. Yani 3,5 gram olması gerekirken 30-35 miydi hocam yanılmıyorsam 35 gram kadar tüketiyormuşuz. Çok yüksek oranlarda içiyoruz, yiyoruz tuzu. O yüzden hani turşu da mesela tuzlu oluyor.
tuz oranlarına ve katkı maddelerine dikkat etmek şartıyla evde hazırlanmış turşular belki faydalı olabilecektir. Yalnızca evet kırsın. Konu gıdalara geldi ama benim zihnim bir önceki meselede kaldı. Çünkü onun tedavileriyle ilgili konuşmadık. O mide tembelliği meselesinde evet beynimizde etkiliyor, modumuzu da düşürüyor falan dedik ama onun tedavisi hocam o genetik vesaire yani onları devre dışı evet. bırakarak söyleyecek olursak bizim müdahale edebileceğimiz şey tam olarak ne? İlaç tedavisi mi yoksa psikolojik anlamda kendimizi daha yükseltmeye çalışmak mı? Yani onu tam iyileştiricisi ne olabilir? Ya da öncül iyileştirici. Ya da tam iyileşiyor mu değil mi? Evet ya da tam iyileşiyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Belki bizim özellikle iç hastalıkları ve gastroenteroloji polikliniklerine başvuran hastaların bazen bazı dönemlerde diyeyim her zaman değil. Yarısına yakını bu grup hastalarımız oluşturuyor. Maalesef onlar çok muzdaripler. Böyle bir dönemsel şey var mı yani, mevsimlerle hocam, ilgisi? Yani hocam ilkbahar ve sonbahar geçişlerinde maalesef artıyor. Mide bağırsak rahatsızlıkları. Tabii hakikaten bir alevlenme görüyoruz şey maalesef. Şey oluyor, geldi bahar ayları falan denir ya, onun gibi bizim de modumuzda bir değişiklik evet. oluyor demek yani ki. Yani sadece bunu tabii psikojenik durumlara bağlamamak lazım. Yani birbiriyle ilişkili ama hani sadece buna bağlamamak lazım. Mesela mevsimsel özlemliği var. İlkbahar ve sonbahar geçişlerinde bu mide bağırsak sistemi sıkıntıları artar. İkincisi dediğim gibi özellikle bu mide bağırsak sisteminin işte irritable bağırsak dedik, huzursuz bağırsak dedik, fonksiyonel dispepsi dedik. Yani bir kısmı mide etkilen durumlar, bir kısmı ince ve kalın bağırsak. Bunların tedavisi maalesef zorlanıyoruz. Çünkü dediğim gibi bu işin kökeninde ne var? Öyle sadece ilaç tedavisi yok. Eğer sadece ilaç tedavisi olsa bir ya da iki kez hekime gitmek de ilaç kullanmak da geçerli değil. Diyorum bazı dönemlerde belki bize gelen polikliniklerimiz yani dahiliye iç hastalıkları ve gastroenteroloji polikliniklerinin bazen yarısına yakını bu tip hasta grupları oluşuyor. Çünkü zor ve meşakkatli bir süreç. Hayat kalitesini etkileyen bir süreç. Ve bunun kökeninde de her zaman söylüyoruz. Yani her hastalığın kökeninde hastalığın biz management aslında yurt dışında öyle geçiyor. Yönetimi diye geçer. Sadece tedavisi değil tamamen tedavi basamaklarının birisinde olur. Ama yönetim derken daha böyle geniş bir bakış açısıdır. İşin içerisine sadece öncelikli olarak... Sadece hasta olduğunda değil de acaba tabii, korumaya yönelik tabii, bir yaşam aynen, tarzını yani, aynen. önermek. Hastalık öncesinde hastalık tespit edildikten sonra işin içinde merkezde yine başa dönüyoruz. Sağlıklı beslenme, yeterli beslenme. Ondan sonra vücuttaki eksik olan bileşenlerin ortaya konması. Yani bu konu tabii çok geniş ve çok farklı basamaklar olan bir şey. Mesela öyle çalışmalar var ki son zamanlar hocam siz de biliyorsunuz. D vitamini eksikliği. Mesela yurdumuzda çok var. Hani bazı şeylerden çok az bilinen veya çok bilinen yanlışlar ya da az bilinen gerçekler diyoruz ya. Mesela D vitamini eksikliği. Biz yani hani çok şükür aslında güneş gören bir ülkeyiz. Öyle çok bulutlu veya kuzey ülkesi değiliz. Fakat D vitamini eksikliği hakikaten çok ciddi bir şeylerdi, oranlardı. Çok ciddi oranlardı. Muhtemelen kalıtsal yani genetik anlamda kalıtımsal bir yatkınlık olabilir değil mi? Bu kadar yani 4 mevsim olabilir. Güneş gören belki bir ülke bir şekilde güneşi zaten. Fazla çıkmıyoruz. Belki Covid döneminde evlerimizden çıkamadık. Yani bunlar çok içici olan şeyler. Fakat yani bu D vitamininin hani bir örnek olarak söylüyorum. İmmünomodülatör etkisi var. Yani immün sistemi, koruyucu sistemi tetikleyici şeyi var. Eksildikçe bizim koruyucu sistemlerimiz zayıflıyor. Ve hastalıkta birçok hastalığın arttı ve daha ya da olan hastalıkların daha şiddetli seyrettiği söyleniyor. İşte bunun bir etkisi bu gibi diyorum. Yani bu da nereden mesela beslenmeden ve yeterli güneş ışığı açma. Hani diyoruz ya yaşam tarzı var, beslenme var, vitamin minerallerin dengesi var. Bunlar hepsi iç içe gibi. Şimdi yine sindirim kısmına gelirsek. Yani bir defa hani biz bu hastalığımız için gerek mide gerek de bağırsak hastalıklarında belli diyetleri öneriyoruz. Yani her şeyi önermez. Mesela gaz yapıcı, diyetten gaz yapıcı gıdaları bir defa kısıtlıyoruz gibi. Yani büyük oranda da biz bunları diyetisyen arkadaşlarımızla beraber yönetmeye çalışıyoruz. Çünkü tek başına bu tek bir disiplinin, tek bir branşının götüreceği şey değil. Yani iç hastalıklar olur, gastroenteroloji olur, diyetisyen arkadaşlarımız olur. Tabii gerekirse diyetisyen işte, bunu çok daha uygun bir şekilde ayarlıyor değil mi? Evet. Şimdi siz insanlara asitli ve gazlı içecekleri çıkart diyorsunuz. Hani asitli içecek sadece kola... gazozlar vesaireler değil, farklı gıdalarda da asit ve gaz içeriği, gaz yapan gıdalar olabilir. Diyetisyen belki bunu ayarlayacaktır değil mi? Yani bir atıyorum mesela portakal gibi bazı gıdalarda mesela asit yapabilir, mideye bu anlamda dokunabilir. O yüzden diyetisyen kontrolünde bu tür öğünlerin ayarlanması çok daha uygun o hale gelecektir. Aynen hocam, dediğim gibi her şeyde hani... Azı karar çoğu zarar veya ifrat tefrit diye geçer ya. Yani bunun dengesini iyi tutturmak lazım. Mesela hani konu daldan dala atlıyoruz gibi yani sadece özellikle biraz çarpıcı örnekler vererek belki izleyicilerimizin biraz daha merakını uyandırmak ya da böyle dikkatini çekmek istiyorum. Mesela şöyle bir şey
hani faydalı ve sağlıklı beslenmeye çalışırken overdose dediğimiz fazlaya kaçmamak lazım. Mesela yıllar önce bir genç sporcu, hatta futbol, aktif futbol oynayan 18-19 yaşında bir genç arkadaşı getirmişlerdi. Böyle şiddetli mide problemleri var ama hiç beklemiyorsunuz 18-19 yaşında bir şey. Yani hani önce araştırıyorsunuz, kan tahlillerinde bir şey yok. Zaten sporcu, sağlıklı. Yani basamak basamak. Bunlar da her şeye basamak basamak yaklaşmaktır. Gerekli testleri yapıyorsunuz, problem yok. İşte mide koruyucu ilaçlar başlıyorsunuz. Özellikle sorguluyorum. Hani bir şey yiyip içiyor mu? Hani genç, sigara içer, farklı bir şey. Annesi yok diyor, kendisi yok diyor. Yani sürekli sorguluyor. O mu, o mu, o mu? Her şey yok. İlaçlar başlıyoruz, yok. Aradan bir hafta 10 gün geçti. Daha kötü çocuk yani. Yani dedim artık hani beklemiyoruz ama bir sıkıntı var. Hemen en kısa zamanda endoskopisini yaptık. Yani mideye girdim. Gerçekten çok şiddetli bir gastritti. Yani ben uzun zamanda o kadar böyle bir şey kötü yani. Bir mide görmüyorum. Yani 18-19 yaşında bir insanda beklemezsiniz bu kadar. Yani. Allah Allah. Çünkü ek hastalığı yok, sağlıklı. İşten bitti. Tekrar annesiyle beraber konuşuyorum. Benim atladığım, kendisini beyan etmekten korktuğu, çekindiği bir şey var mı? Yedi, tekrar içti. Baştan soruyorum. Ya ne yiyor, ne içiyor bu çocuk? Baştan. Her gün sabah 2 büyük bardak portakal suyu sıkıp içiyormuş. Ha. 2 büyük bardak portakal. Hocam yani çünkü asit. Portakalın içinde de portakal suyu hidroklorik asit var. Muhtemelen kabuğuyla beraber sıkıyorsa onun içinde ketonla beraber daha şey. Yani hakikaten mide evet, bazısı çok kötü durumda. Portakalı kabuğuyla yemeyi sever. Daha evet. Sağlıklı olduğunu aynen. Düşünerek. Yani değil. Ve yani portakal suyunu kesti bir hafta sonra çocuk bütün şikayetlerinden kurtuldu gibi. Demek yani, ki onu bile dozunda ver. Yani hiç aynen, portakal onu suyu demek içmeyelim yani değil ama. Sağlıklı beslenmek, sağlıklı gıda değil. Bak her şeyi az önce bahsettiğimiz şey gibi. Hayvansal olsun, bitkisel olsun. Takviye olsun. Yani normal dışarıdan almaya çalıştığımız hayat tarzı değişiklikleri olsun. Yani bunların hepsinin kararı önemli. Yani bunların hepsini dengeli bir şekilde yürütmekle bunları ilk basamak bunlar. Zaten bizim ilk yaptığımız şey de bu. Yani hastalarımızın İyi bir şekilde hikayesini alıp mesele neden kaynaklanıyor? Önce orayı ortaya koymak, mümkün olduğu kadar kendilerinin farkında olmadığı yanlış bildiklerini düzeltmeye çalışmak veya yanlış uygulamayı düzeltmeye çalışmak. Bilmiyor yani. Bildiğinden yapmıyor. Belki bilemediğinden yapıyor. Belki bazen de onu bakıyoruz, sağlıklı olmak için içiyordur o iki aynen, koca bardak tabii, tabii. Portakal suyunu sporcu, mesela. Yani ben sağlığımı koruyayım, işte vücudum daha kuvvetli olsun. Halbuki değil gibi. Veya bazen bakıyorsunuz hastalarımızın kullandığı maalesef çevreden duyduğu, hekimlere danışmadan kullandığı, yani alternatif tıpla ilgili kullandığı şeyleri bilmeden, yani bilerek yönlendirmeyle kullanıyor fakat belki kendine zarar verdiği, böyle bir bilimsel olmayan şekilde kullandığı bitkisel ürünler vesaire bunlardan kullanıyor. Yani dediğim gibi zararlı olanları elimine etmek, faydalı olanları dengeli bir şekilde ön plana çıkarmak, hayat tarzı değişik ve ondan sonra tedavi edersin dediğiniz şeyler yoksa sadece o kalabalık yoğunlukta biz bunları atlayarak sadece tedavi vermeye çalışırsak ne olacak? Buradaki en önemli basamakları atlamış olacaksınız. Derin sadece bir tedaviyle sanki üzerine merhem sürüyor evet, gibi olursunuz. Yani o zaman yani sadece orada tedavi etsin dediğiniz şey buradan geçiyor. Yoksa hani bu konu tedavisi neyse çok derin bir konu. Hani hem de izleyicilerimizle dikkatini dağıtıp yani sıkıntıya sokmamak lazım ama ondan sonra tedaviler tedavilerde ise tabii hep böyle basamak tedaviler, ilk basamakta neler kullanılması lazım, tetikleyici şeyler nelerdir ona göre adım atmak lazım. Ona göre yani adım adım ilerlendikçe yani bizim tıpta böyle yani adım adım ilerlendikçe hem hata yapılmamış olur hem de hastaya faydalı işler yapılmış olur. As hocam lafınızı böleceğim kusura bakmayın. Hani o bizim geçici çözüm gibi o ya daha doğrusu hızlı yaşamın da biraz getirdiği bir şey. Uzun vadeli çözümlere gidemiyoruz ama işte asitli içecek açısından söylüyorum. Asitli içecek açısından böyle pratik çözüm olarak aslında değiniyoruz. Belki bunlara daha ona psikolojik sebep olarak neden böyle şeyler deniyoruz değinebiliriz. Bunları da konuşmak istiyorum ama izninizle kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. İslam'a ilişkin temel meseleler ve merak edilen soruların cevapları. Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Hüseyin Kayapınar'ın katkılarıyla İslam'ın ışığında günümüz meseleleri bugün 17'de Vav TV'de. Alemlere rahmet olarak gönderilen müjdeleyici, uyarıcı, en güzel örneğimiz son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'nın hayatının tüm yönleriyle anlatılacağı Profesör Doktor Adnan Demircan ve Profesör Doktor Casim Avcı'nın sunumuyla Peygamberimizin izinde bugün 18'de Vav TV'de. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın. Teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirlerine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir ilahi tasarruftadır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yakında sizi de hesaba çekeceğiz ey cinler ve insanlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Bu Kur'an, insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Tekrar merhaba, Hekim Cere'ye devam ediyoruz. Hocam en son yiyeceklerden bahsetmiştik ama ben oradan hemen rotayı çevirip en çok bilinen mide hastalıklarına geçmek istiyorum. Genelde de psikolojik boyutta olduğunu biliyoruz ama detaylarını sizden isteyeceğim. İnsanların genellikle gastrit, reflü, ülser gibi çok yaygın yani genç yaşta herkeste olan hastalıklar var. Bunlar arasında temel fark ne? Ve en tehlikelisi aslında hangisi ya da bunun kansere döndüreni hangisi? Merak ediyorum hocam. Tamam. Buyurun.
Şimdi tabii bir kavram kargaşası oluyor. Belki çok duyuluyor. Hekimlere gittiğinde izleyicilerimiz duyuyor veya işte medyada okuduklarını da görüyorlar. Bazen birbirine geçmiş, iç içe olan, birbirinden ayrılmayan ama birbirinden farklı durumlar. Bir defa reflü dediğim şey mide asitliğinin yemek borusundan ağza doğru gelmesi ve bununla ilgili semptomlar. Normalde bizim yemek borumuzun alt kısmında, mideye bağlandığı kısmında fizyolojik olarak olan böyle bir kapanma hadisesi vardır. Orada bir kapakçık var gibidir. Yani normal bizim bir kapak değil de oradaki kasların, midenin açılanmanın verdiği bir şey. Aynen. Gıdalar ve o asit normalde yemek yedikten sonra yukarı doğru çıkmasını beklemez. Fakat ne oluyor? Bu koruyucu mekanizmalarının aşıldığı ya da oradaki fizyolojik olarak yaratılmış olan organların yapılarının değişmesiyle beraber reflü dediğimiz asitliğin ve bazen de içerisinde gıdanın yukarı doğru çıkması. İşte bu şu iman tahtası da sternum dediğimiz kepinin arkasında böyle bir yangı hissetme. Bazen yutma güçlükleri olması, takılma hissi olması. Hatta bazen ağrı hisseden hastalarımız olur. Bu bazen de hakikaten çok böyle muzdarip eden insanlara ve çok sıkıntı veren bir durumdur. Reflü dediğimiz hadise budur. Dediğim gibi ya burada asitlik artmıştır ya buradaki işte alt taraftaki kapalı olan yemek borusuyla mide arasında birleştiğim noktasının bir şekilde gevşemesidir ki biz buna hiatal hernia ya da mide fıtığı deriz. Genelde böyle mide, şurada diyaframımız vardır. Diyaframın o midenin uç kısmı, birleşim noktası biraz daha yukarı çıktıkça mide biliyorsunuz J şeklinde daha geniş bir organ ama yemek borumuz tüp şeklindedir. Bu diyaframı üst kısmında o fıtıklaşma dediğimiz yukarı doğru çıkma oldukça ne oluyor? Geniş alan yukarıda oluyor. Buradaki diyafram ve diğer koruyucu mekanizmalar aşılmış oluyor. Sürekli böyle bir kapanmadan açıklık oluyor. Onun için siz az da yeseniz, çok yemeseniz de ama zaten belli bir miktarda sizin bir mide asitiniz var. Geriye yukarı doğru oluyor. Çıkıyor. En çok gün içerisinde rahatsız, geceleri çok rahatsız eder. Hastalar sabah kalktığında öksürükle uyanırlar. Bazen nefes darlığı var derler. Ses tellerim, sesim çok bozuldu, sesim çıkmıyor derler. Aslında çok iç içe olan hadiselerdir. Bu böyle bir şey. Yani bu asidin yukarı doğru çıkıp boğazımıza kadar o rahatsız etti, tabii, o yanma yemek borusunu rahatsız etmesi, hatta dedim, çok masum bir şey değildir. Nasıl normalde hani reflü bebeklerde bile olur derler ama şöyle bir hadise. Hamilelerde yani de çok sık görülür mesela. Karın içi basıncın artmasından dolayı. Basıncın artmasından dolayı. İşte kilo almanın sıkıntısı odur diye mantık oradan gelir. Mesela nedir? Yemek borusuyla midenin birleştiği yerde böyle küçük yangılar, küçük böyle erozyonlar, nasıl diyeyim, böyle şeyler, tahrişler oluşturarak aslında oradaki dokunun bozulması ve ileri vadede daha sıkıntılı tümöre dönebilen hadiseye sebep olduğu bilindiği için aslında reflü normalde müdahale edilmesi gereken bir durumdur. Öyle masum bir hadise değildir. Mümkün olduğu kadar yaşam tarzı değişiklikle ve ilaçlarla müdahale ederiz. İşte asitlik azaltıcı ilaçlar. Çok muzdarip olan veya bakıyoruz endoskopla baktığımız zaman endoskopi işlemiyle beraber eğer oralarda çok ciddi böyle yaralar açılmaya, ülser oluşmaya başlamış tedaviler ve yaşam tarzı değişikliklerine rağmen iyileşmeler yoksa belki ameliyata kadar giden bir durum. O zaman ülser reflünün üst versiyonu gibi. O yemek borusu için. Fakat asıl bizim gastrit ve ülser dediğimiz hadise midenin kendi içerisinde ve 12 parmak bağırsağını etkileyen bir hadisedir. Ülser için konuşuyorum. Sonuçta mideyle mide kendisinin asite dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Kendi ürettiği aside rağmen mide kendi iç çeperini koruyabiliyor. Böyle bir yapısı var. Normal böyle, bir yemek borusu var. Böyle değil. Yemek borusu böyle değil. Aynen. Asite borusuna asite çok asit hassas. Geri gittiği zaman orada reflü oluyor. Normalde yemek borusunda yani biz çok böyle özellikle de olursa da öyle bir şey ülsere benzer. Yani böyle ülser dediğimiz şey zaten o tahriş derinleştikçe ülser diyoruz. İlk başta mesela yemek borusundaysa özofajit diyoruz. Midedeyse gastrit diyoruz. Yani oradaki şey tahriş olması anlamında. 12 parmak vardı, 4'ünü diyoruz ama o tahrişler, hani mesela bir yere elinizi sürersiniz, böyle kırmızı bir şey olur, böyle bir tahriş olur ya mesela küçük küçük, belki minik minik kanamalar, kırmızılıklar görürsünüz. Böyle bir şey düşünün. Fakat bu asitle beraber daha böyle derinleşiyorsa artık ülser oluyor demektir. O zaman şöyle hocam, yani boğazımızdan, ses tellerimizden, yemek borumuzdan, bağırsaklarımıza kadar giden yerdeki bölgesel rahatsızlıklara göre o zaman ismi değişiyor. Aynen, bölgesel rahatsızlıklara göre hani en sık rahatsızlığımız şey gastrittir. Mesela mide için tahrişidir. Bu gastrit dediğimiz tahrişli alan derinleşmeye başladıkça, çapı büyüdükçe ülser olur, mide ülseri deriz. Dediğim gibi yemek borusunda yani özofagusta yemek borusunda biz bunu beklemeyiz. Ama özellikle asidin yukarı çıkmasıyla beraber bu olursa da zaten mide ile yemek borusunun birleşim noktasında olur. O bölgelerde olur. Artık orası tahriş oluyorsa gastrit değil, özofajit diyoruz. Biraz daha ileri giderse yemek borusu yani özofagus ülseri gibi olur.
12 parmak bağırsağın dolusu 12 parmak bağırsağı ülseri gibi olur. Yani reflü asitin çıkması ve ona bağlı hadiseler, gastrit dediğimiz ya da özofajit dediğimiz şey genellikle asite bağlı dokudaki hasarlanmalar. Ondan sonra ülser dediğimiz şey bu doku hasarının daha da derinleşmesi gibi. Şimdi bu en çok şey az önce bahsettiğimiz konuyla da ilişkili. Gastritin mide yani biz en çok bizim muzdarip eden hastalarımızın geldiği şey gastrittir zaten. Reflü kardeş hastalık gibi demek lazım. Ülser de gastritin biraz daha ileri boyutu gibi toparlamak gerekirse. Evet sizin de dediğiniz gibi çok sık. Bunun sebepleri neler? Dediğiniz gibi normalde mide öyle yaratılmış bir organ ki kendi asidine karşı normalde şeydir, rahatsızlık oluşmaz, dirençlidir. Fakat midenin koruyucu mekanizmaları, o iç çeperinin mukozası dediğimiz o koruyucu mekanizmaların bozulması ya da az önce bahsettiğim gibi salgıların asidin miktarının artması veya salgıların asidin pH'sının değişmesi yani daha da asitlik hale gelmesi gibi. Mesela o zaman şimdi hocam burada mide asidinin, mide normalde kendisi bu asite karşı dayanıklı. Evet. Demek ki gastrit ya da ülser olabilmesi için çok daha büyük bir asidinin artması mı gerekiyor? Daha sanki ciddi bir problemmiş gibi. Değil mi? Normalde özofagus yani yemek borusu mide asidine hassas, zaten hassas ama mide öyle değil. Evet. Hasbelkader gebelikle ya da ne bileyim başka bir sebeple eğer mide bir kısım yukarıya doğru kayarsa o koruyucu mekanizmalardan kurtulup o zaman mide asidi yemek borumuzu da etkiliyor. Basit normal seviyedeki bir mide asidi bile reflüye yol açabilir bu durumda değil mi? Aynen. Öyle anlamak lazım. Ama aynen. Ülser ya da gastritte mide asidini arttıran bir sebep daha ciddi farklı bir sebep olması evet, lazım. Koruyucu mekanizmalar aşılıyor ya da sizin dediğiniz gibi asitlik artıyor ya da asidin miktarı artıyor gibi. İç içe olan hadiseler. O zaman işte yine işin içine giriyor. Yemek. Yedikleriniz, içtikleriniz ya da şey tüketim alışkanlıklarınız. Mesela bunların ilk başta biri sigara, alkol gibi. Mesela sadece bir sigarayla bile 45 dakika boyunca daha fazla mide asitliğinin arttığı söyleniyor. Tek bir sigarayla bile. Çok kötü. Ondan sonra koruyucu mekanizma onlara girmemiş. Nitrik oksitler vesaire işte damarların vazodilatasyonu değil mi? Ya onlar çok daha detay konular. Ya buradaki mekanizmalar bozuyor. İşte koruyucu mekanizmalardan kastımız bu. O mukozanın beslenmesi. Çünkü sonuçta bütün vücudumuzdaki organlarımız kanla besleniyor. Damarlarla giden kan, kanın içerisindeki işte hem koruyucu maddeler var hem besleyici bütün böyle maddeler var, materyaller var. Bunların etkileşimi bozuluyor. Hani diyorum tek bir şey. Mesela alkol aynı şekilde çok bariz artık bunlar yani. Tüketim alışkanlıkları. Yani hani çok masum gibi görülen sigara bakın tek bir sigara kaç mide dakika mide arttırıyor. Yani sadece akciğerleri değil mideyi bile etkiliyor gibi. Mesela tek bir sigarayla belki bir saat kan damarlarındaki o nitrik oksit azalması ve vazokonstriksiyon dediğimiz kan damarlarının büzülmesine bağlı tek bir sigarayla bile belki bir saate yakın sizin kan basıncı değerleriniz yani tansiyon değerleriniz yükseliyor. Sürekli sigara içen, çok miktar içenler için bakın mesela hipertansiyonu daha fazla görürsünüz gibi. Bunlar çok iç içe olan hadiseler. Aynı şey midedeki kan damarları için de geçer. Midenin mekanizmaları yani için de. Tek bir sigara tansiyonunu arttırıyor. Evet. Mide asidini arttırıyor. Evet. Bunu böyle aynen. Belli bir zaman dilimi veriyorum. İçin. Evet. Zaman belli bir zaman dilimi için. Bunlar bu yani en basitinden örnek verdim. Onun dışında mesela bu gastrit dediğimiz ülseri olan sebeplerin en sık sebeplerinden birisi Helicobacter pylori bakterisinin varlığı. Hani az önce de mesela toplumsal bizim toplumumuzda çok sık. Hiç problem yaşamayabilir insanlarımız fakat yani çok ciddi oranlarda ilişkilendirilmiş bir durumda. Yani Helicobacter pylori'nin kendisinin varlığı gastrit ya da ülsere sebep oluyor. Çok bariz. Mesela biz endoskopi yaptığımız zaman gastrit dediğimiz tahrişi, ülseri gördüğümüz mutlaka o bölgelerden biyopsi alıyoruz. Helicobacter pylori varsa mutlaka tedavi ediyoruz. Çünkü en önemli sorunlardan birisi. Onun dışındaki hadiseler de olur ama en önemli yani suçlanan sorumlu o. Öncelikle o var mı yok mu onu bulup onun tedavisini yapmaya çalışıyoruz. Ondan sonra işte dediğiniz gibi hocam yani yedikleriniz içine dikkat edilmesi. Mesela kızartmalardan beslenme, kızartmalar. İşte asitli içecekler. Hocam özür dilerim beslenme dediğiniz için girmek istiyorum. Şimdi aslında bunu sona almak istiyordum ama konu tam şeyle denk geldi. Şimdi beslenme dediğimiz zaman çok fazla hem popüler olarak çıktı hem gerçekten belki de sağlıklı olan çıktı ama çok geniş bir yelpaze var beslenme çeşitleriyle alakalı olarak. Ama bu herkese özel olan kan grubuna özel beslenme biçimleri o zaman bu gastriti veya mide rahatsızlıklarını kontrol etmek için önerebileceğiniz bir sistem mi? Çünkü birçok beslenme sistemi var ama bilemiyoruz. Ya da bir tedavi vardı hocam onu şu an hatırlayamıyorum ama bu bir şey alınıyor ve
bir değerle her gıdayı tek tek değerlendiriyorlar. Size uygun olup olmaması. Yani, kan grubunun evet, da ötesinde bir şey. Alerji testleri var, işte hassasiyet testleri var. Yani şimdi ben de artık onları... İntolerans testi, tam hatırladım tamam, hocam. Tamam. İntolerans testleri falan tamam. Tamam. Şunun için söyleyeyim. Yani şimdi bilimsel bir çerçevede işin uzmanı hekimlerin önerdiği işlemlerse her zaman kapımız açık. Fakat şimdi bunlar bakıyoruz. Popüler yöntemler hocam. Şimdi evet, Ayşe de şimdi... çok genç bir kardeşimiz. O bizden çok daha farklı yani gençlerin çok farklı bir algısı var. Evet. Onlar interneti çok yoğun biçimde kullanıyorlar. Ya ben bile bazen internette bir şey aradığımda, aradığım sitelerde ya da bir dizi vesaire izlediğimde gördüğünüz reklamlar çerçevesinde böyle beslenmeye, diyete yönelik o kadar çok reklam var ki şunu ölçüyoruz. İşte kan grubunuza uygun, tipinize uygun, kaş gözünüze uygun beslenme ve diyet çeşitleri diye, zayıflama yöntemleri diye böyle yöntemler var. Hani bu popüler yöntemlerin bilimsel bir karşılığı var mı? Bence önce bunu açıklasak. Hocam çoğunun yok. Net konuşayım. Tamam. Burayı özellikle yok. Popüler olduğu için bir bilgi kirliliği var. Zaten en büyük sıkıntılarımızdan birisi şu. Mümkün olduğu kadar güvenilir haber kaynaklarından, güvenilir haber kaynaklarına mesela diyelim işte Anadolu Ajansı gibi, belli şeyler gibi, TV kanalları gibi yani güvenilir haber kaynaklarından ya da yapılan programlardan belki bilgiler edinilebilir. Fakat bunlar bile yeterli olmuyor. Yani bizim burada söylediklerimiz bile yeterli olmayabilir. Mutlaka okumak lazım. O zaman okunacağımız kaynaklar neler? Yani internette çok güzel ama bilgiler var, çok güzel bilgiler var. Tecrübeler aktarılmış durumda. Fakat biliniz ki bunların bir kısmı artık sosyal medyada bir şey var, bir kavram kargaşası, bir bilgi kirliliği var. Yani mutlaka böyle bir mihenge vurmak lazım. Öyle denir ya eski tabirlerle. Yani buna bir tartmak lazım. Mutlaka güvenilir kaynaklardan da okumak lazım. Belki mesela çok güzel. Hastanelerin, böyle sağlık kuruluşlarının... Şimdi onu söyleyecektim. Şimdi onu söyleyecektim var, hocam. Yani program öncesinde Ayşe Hanım'la da bahsettim. Birçok sağlık kuruluşun, büyük hastanelerin, özel hastane olsun, devlet hastanesi olsun çok güzel bilgilendirme metinleri var. Değil mi? Bunlar uzman hekimlerin gözünden, onayından geçmiş, elden geçmiş bilgiler. Yani tabii ki insanlarımız için, izleyicilerimiz için böyle bizim gibi programları seyretmek veya internetten böyle kısa kısa bilgiler almak daha kolayına gidiyor. Fakat kolayına gitmekten ziyade bunları iyi bir şekilde tartmak lazım. Aynen sizin dediğiniz gibi, onu program öncesinde konuştuk. Gerek böyle bilinen, büyük çaplı hastane grupları olan, özel hastaneler olabilir, devlet hastaneleri olabilir. Çok güzel bilgilendirme broşürleri var. Bizler de öyle hazırlıyoruz. Çoğu zaman hastalarımıza vermeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bunları mesela okumaları bir reflü için, değil mi? Yani şey mesela hazırladığınız broşür oluyor, hastanelerde oluyor, aile hekimlerinin çok güzel çalışmaları var. Gerek böyle kendinin A4 de olsa daha nasıl diyeyim çok profesyonel olmayabilir ama sonuçta bir hekimin elinden geçmiş. Yani size bilgilendirme verecek şeyler. Yani illaki böyle çok reklamsal içerik oluşturan böyle çok renkli şeyler olması şart değil. Veya dediğiniz gibi hastanelerin siteleri oluyor, devlet hastanelerin siteleri oluyor, hastaları bilgilendirmeye ilgili oluyor. Yani anneler için emzirme ile ilgili önerilerden tutun. Bunun bile bir eğitimi var. Yani aldığınız kaynağa dikkat edeceksiniz. Aynen. Ve belki de beslenme tarzına birkaç kadar birkaç kaynaktan teyit etmek aynen gerekecek. Aynen öyle. Yani bunlar ve bunlar yani alanında uzman hekimlerin yani çünkü tecrübelerini aktaran insanların bilgilerini alıp bunları yani hayat tarzı olarak benimsemek daha sağlıklı, daha mantıklı olacak. Öteki türlü dediğiniz gibi bir kısmı reklam amaçlı, bir kısmı reyting amaçlı olan hocam, şeyler oluyor. İnternet doktorları geliyor karşımıza hasta yani, olarak sonra değil mi? Onun için dediğiniz gibi yani tabii ki söylenenlere açığız. İnsanlar bazen şöyle bir şey de oluyor hekimler için konuşuyorum. Onun için bizim söylediklerimizden ziyade mutlaka böyle bir tartmak lazım diyorum. Tecrübelerini konuşan hekim arkadaşlarımız, hocalarımız da oluyor elbette ki şeyleri. Ama mutlaka da bilimsel bir temele oturması lazım. Yani hatırlıyorsunuz bir ara. Şey vardı işte yumurta kolesterolü artırır mı? Aradan işte belli bir zaman diyor. Biz onu öğrendik tersine. Hocam. Geçen programda yumurta yiyoruz. Her yani gün bir iki tane hani yumurta. Çok basit bir şey dedim ki yani demek ki yani bunu daha böyle bilimsel teme. Çünkü tıpta öyle bizde matematik gibidir. 2 daha 4 deyip kenara çıkamıyoruz. Şu an bildiğimiz bilgiler çerçevesi. İşte Covid'de de aynı şeyi bahsettik. Başka hastalıklar içerisinde. Bilgilerimiz, tecrübelerimiz, yapılan bilimsel çalışmalar bu yönde bilgilerimiz var. Onun için bu yönde bilgilerimizi aktarıyoruz. Ama bundan birkaç sene sonra bu bilgiler değişebilir, farklı yönleri ortaya çıkabilir. Hastalığın başka yöne evrilmesi meselesi diyoruz. Bu da yani belli şeyler dahilinde oluyor. Yani hani aslında WOW televizyonunun şimdi bu programı başlarken, hazırlarken ya da planlarken amacımız gerçekten az önce bahsettiğiniz halkımızın doğru bilgiye, doğru ağızlardan ulaşabilmesi için bir vesile olabilmek. O yüzden bizim amacımız da bu. Yani ben bakıyorum çok değişik
televizyon programları görüyorum. Artık işi böyle şeye çeviriyorlar. Böyle dikkat çekmek, reyting alabilmek hocam, adına. Hocam şu medyatik dediğimiz hale giriyor. Şovmenliğe yani... dönüşüyor. Bizim asla öyle bir amacımız yok. Doğru bilgiyi aynen. halka ya da ya mesela yanlış bilinenleri düzeltmek, doğru bilgiyi işinin uzmanı hocalardan anlattırabilmek, onların söylediklerine dikkati çekmek için bu programı planladık. Amacımız da bu. İnşallah bu program öyle bir seviyeye İnşallah. Gelecek. Amacımız o yüzden de sizin burada söyledikleriniz bizim için çok önemli, çok kıymetli hocam. Halk da sizi o nedenle böyle bence can kulağıyla dinliyorlar. İnternet doktorculuğundan çok gerçek doktorların işine bilen ve işinde uzman olan kimselerin sözlerine dikkat etmek lazım. Herkes, geçen programda ben çok kızmıştım işte. Evet. Bazı diplomalı cahiller var maalesef. Hekim kisvesiyle bile ortaya çıkabiliyorlar ama bakıyorsunuz her konuda konuşuyorlar, her alanda konuşuyorlar. Bunlar doğru değil. Gerçekten kişilerin bildikleri konularda konuşmaları ve bilmedikleri konularda da işi bilene bırakmaları en uygun. Biz bugün mide ve bağırsak dediğimiz için işi bilen sizsiniz. Biz size sorular sorarak sizden faydalanmak istiyoruz. Ayşe'nin belki başka soracakları vardır. Yani tekrar o tedavi meselesine dönmek istiyorum hocam ama şöyle... Evet popüler çok var. Ben de evet dediğiniz gibi belki genç olmaktan, belki çok fazla internetle iştigal etmekten ama onları paranteze alırsak gerçekten birçok doktordan da açıkçası duydum. Yani yanılıyordur olabilirler. Ama o özellikle kan grubu meselesi hocam. Yani kan grubuna göre beslenme meselesi çok fazla kişiden duydum. Yani sadece böyle popüler olmasının dışında da. O yüzden oraya ısrarla dönmek istiyorum. Sebebi şu. Kan grubuna göre beslenme var mı hocam? Evet var mı? Söyle. Bir, ikincisi varsa. Şöyle yani çünkü bunu ısrarla sormamın sebebi şu hocam. Yani dedik ya psikolojik ya genetik gibi sebepler var. Şimdi eğer bunları ikisini ekart edebildiğimizde müdahale edebilme şansımız var mı beslenmeli? Yani tedaviden önce engelleme sadedinde soruyorum aslında. Özellikle kan grubu dememe sebebi bu. Ama var yoksa şimdi da yapacak şöyle söylemek lazım. Yani bir defa sınırları belirlemek lazım. Şimdi bazı hastalıkların bazı kan gruplarında daha yani şöyle söyleyeyim bazı kan gruplarında bazı hastalıklara yatkınlık olursun. Yani bu bir genetik zemin gibi düşünelim. Birçok az. Hatta Covid'de bile şimdi öyle şeyler var. Ama bir bazı türlü onu ispatlayamadık. İşte yani bunlar hep teori. Bir hipotez, öne sürülen şeyler. Mesela bizim bir çalışmamız var. Kan grubundan ziyade izoaglutininler var hocam. Daha alt grupları gibi. Yani orada yine bağışıklık sistemiyle beraber hareket eden daha böyle mikro düzeyde üretilen proteinler ve onların yaptığı işlevler var. Yani aslında genel olarak kan grubundan ziyade daha böyle moleküler düzeyde onların alt grupları deriz. İşte onunla beraber rol alan çeşitli proteinler, peptitler var. Belki bunlar daha etkili mi veya etkinlik değişiyor mu veya hastalığa davetiye mi çıkarıyor yoksa daha bizim bağışıklık sistemimizi uyarıp da daha böyle kuvvetli cevap veriyoruz. Bunlarla ilgili uğraşmak lazım. Yani biz dediğim gibi bunlar genelde teori olarak başlıyor. Şimdi yani genel olarak tıp eğitiminde kan gruplarına göre beslenme diye bir konu yok hocam. Yani benim bildiğim kadar yok. Benim yok. Işte, şu ana kadar yok. Şimdi şunun için söyleyelim. Dediğim gibi yani var. çerçeveyi iyi belirlemek lazım. Yani şimdi sağlıklı hayatını sürdüren ek bir hastalığı olmayan belli bir yaş grubunda bir insan için döndürüp ya işte sen bunu tüketiyorsun. Sağlıklısın ama şu kan grubundasın. Sana şu uygun yani sana şunu kısıtlamak lazım. Ne kadar uygun olur? Soru işareti. Mesela aynı şeyi program öncesinde biraz bahsettik. İşte bu gluten hassasiyeti, gluten enteropatisi. Gluteni soracaktım ondan ben hocam sonra ama. Çölyak hastalığı. Yani şimdi çölyak hastalığı yok. Yok, ispatlanmış yok. Şimdi diyorum yani burada bize hani tıptaki çizgilerden, ölçülerden bahsettiğim şey bu. Yani hastalık var mı? Evet, şüphesi olabilir. Çünkü bir rahatsızlık var ortada. Bir şeyiniz yok demek doğru değil. Bir rahatsızlık var. Şimdi biz ne yapıyoruz? Hani tıpta sebepleri ortaya koymak lazım. Ondan mı? Yani birçok şeye eleyerek sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. En sık sebeplerden başlarsınız. İşte demin bahsettiğim şey gibi. Hani mide disfesi dedik nedir? İşte biz hasta ediyoruz. Yeme içme alıyoruz. Yani anamnez dedim hastanın hikayesini alırsınız. Ailesinde bir hastalık var mı? Ondan başlar anamnez. Sorguluyorsunuz tabii sorgu sürekli. Çünkü bu iletişim çok önemli. Yani soruyorsunuz daha önce böyle bir rahatsızlığınız var mıydı? Anne baba kardeşler hani en kötüsü nedir? Kanser. Bundan soruyoruz. Var mı? Çünkü bizim için önem arz ediyor. Aile hikayesi var. Şikayetleri var. Genetik zemin var. En kötüsü nedir? Kanser var mı? Daha ağır hastalıklar var mı? Sürekli ilaç kullandığınız bir hastalık var. Sürekli sorgulaya gidiyorsunuz. Şimdi birey karşımıza geldi. Diyelim siz geldiniz. Şimdi bildiğimiz kadar bir hastalığınız yok. Sağlıklısınız. Belli bir yaş grubundasınız. Genç yaş grubundasınız. Şimdi diyelim ki sizin kan grubunuz nedir mesela? B pozitif. B'ye bakalım. Lise, işte şunu tüketmeyin. Yani böyle gereksiz kısıtlama.
Bence hakikaten etik de değil, doğru da değil yani. Aynı şeyden şekilde... mi geliyor acaba? Hani bu doğu tıbbında böyle kan gruplarının insanın her türlü hastalıkları da bazı beslenmeyi de etkilediğine dair bir inanış var. Muhtemelen bundan kaynaklı olabilir işte. Yani sanki doğu tıbbında kan gruplarına çok büyük bir önem arz ediliyor, atfediliyor. O yüzden olabilir. Şimdi hocam basamak atlamamak lazım. Yani bir insanın genetiği var, bir epigenetiği var. Yani demin de az önce bahsettik. Bir genetik zemini var, bir çevresel faktörler. Çevresel faktörler maruz kaldığınız ajanlar, olaylar, yediğiniz içtiğiniz şeylerden tutun. İşte sizin kendi benlik yaşantınız vesaire, işte sıkıntı, stres diyoruz hepsi. Yani iç içe olan şeyler. Şimdi diyorum basamak atlamamak lazım. Yani sağlıklı bir birey, hayatını düzgün şey yapan, her şeyi yani neyse yani sağlıklı bir şekilde tüketen, her şeyden kastım. Hani her şeyi tükette bir şey olmuyor anlamında değil, sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürüyor. Yaşam tarzı belli. Şimdi böyle insanlar için diyorum ya, ama belli bir rahatsızlık var, belli bir hastalık var. Diyorum adresi gitmek lazım. Ha, bu hastalığın eliminasyonu için. Yani herhangi bir olur. Yani kalp damar hastalığından tutun, böbrek hastalığından tutun. Yani gastrointestinal sistemi, mide bağırsak sistemi hastalığına kadar. Varsa evet hakikaten biz bunlara açığız. Hepimiz açığız yani bilimsel olarak da. Yaşam tarzı değişiklikleri, işte hastalığı tetikleyici nedenlerin elimine edilmesi, ilaç tedavileri, yaşam tarzı değişiklikleri. Ha buna bir ileri basamağı dediğiniz gibi ben şuna katılıyorum ki bazen günlük pratikte hani tedavi ön plana geçiyor. Fakat biz bu tavsiyelerde veya böyle beslenme düzeninin oturtulmasında eksik kalabiliyoruz. İşte orada dedim yani diyetisyen arkadaşlarımızın devreye girmesiyle çok daha güçlü bir şekilde hastalara belki faydamız oluyor. Ama yani bilimsel bir şekilde hekimin önerileri var. Basamaklar atlanmamış. Diyetisyenin önerileri var. Her şey var. Yani bunları hepsini bir arada göz ardı edip sadece kan grubuna göre belli bir şeyleri nasıl diyeyim kategorize etmeye çalışmak, listelemeye çalışmak bence bilimsellikten uzak. Habeste iştigal gibi oluyor biraz. Bilimsellikten belki uzak. Sizin az önce bahsettiğiniz örneğe benzer. Yani insanların genetik bir yatkınlıkları olabilir ama epigenetik dediğimiz çevresel faktörlere evet. dair mesela ikizler üzerinde çalışmalar yapılmış. Siz de biliyorsunuzdur hocam. Mesela ikiz çocuklar ayrı ortamlarda yetiştirilen ikizler üzerindeki denemeler ve araştırmalar şunu göstermiş. Yani aynı genetik birebir tek yumurta ikizleri aynı genetik yapıya sahipler. Ancak bir tanesi diyelim ki çok uygun beslenme ve uygun şartlarda yetiştiriliyor. Diğeri tam farklı ortamlarda yetiştiyse eğer mesela aynı genetik zemine sahip olmasına rağmen beklenen hastalıklar kötü şartlarda dış faktörlerin o hastalığı ortaya çıkaracağı şartların da etkilenmesiyle, eklenmesiyle hastalık ortaya çıkabiliyor. Yani tamamen hani genetiğe mutlaka bağlıyoruz. Genetik bizim ayrılmaz bir parçamız. Genetiğimiz bizi, hayatımızı belirliyor ama çevresel faktörler de genetik kadar etkili demek için bunu söylüyorum. Yani nedir çevresel faktörler? Yaşam tarzımız, stres ve sıkıntılar, efendim beslenme alışkanlıkları, spor yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? İşte bunlar aslında önemsiz gibi gözüken ama aslında çok önemli olan şeyler. Yani aynı genetiğe sahip insanlar bile farklı çevrelerde farklı hastalıklar gösterebiliyorlar. O yüzden çevresel faktörlerin önemine de dikkat ederek bunları komple düşünmek lazım. Evet. Bir de profesyonel bakmak lazım. Yani öyle internetten duyduklarımızla, komşudan duyduklarımızla ya da arkadaşlarımızın tavsiyesiyle ya da sadece bir tek diyetisyenin tavsiyesiyle değil, buna profesyonel yaklaşım nedir? Bir sağlık kuruluşuna başvurarak o sağlık kuruluşunda uygun hekimlerden destek alıp eğer hakikaten mide bağırsakla ilgili diyelim ki o hastalığımız beslenme alışkanlığı ile ilgiliyse o zaman beslenme alışkanlığında yine profesyonel bir diyetisyen eşliğinde düzenlemek lazım. Yoksa öyle internetten okuduğumuz ya da konu komşudan duyduğumuz bilgiler senin kan grubun şuymuş sen böyle beslen portakal yeme tavuk ye et ye falan gibi. Bu tür şeylere tevessül etmemek lazım. O zaman evet. birinci tedavi yöntemimiz evet beslenme ama tabii ki de diyetisyen ve doktor kontrolünde aynen. herhangi bir şeyle değil. Aynen. İkinci olarak peki bir şeyimiz var mı hocam? Kontrolden çıktıktan sonra oldu. Yani biz bu beslenme pratiklerimizle evet önleyebiliriz ama oldu. Nasıl bundan kurtulabiliriz? Yani tabii ki işin merkezinde bu işin uzmanı ehil hekimleri hastanelere gidip öncelikle sebeplerin ortaya konulması. Çünkü az önce de bahsettim yani. 2 kere 2 4 eder diye biz böyle bir matematik hesabıyla gidemiyoruz. Yani mesela yine bizim böyle çok klasik bir klişeleşmiş bir söz vardır tıpta.
Tıpta hasta değil, hastalık değil hasta vardır. Yani aynı hastalık gibi diyorsunuz ama bireysel düzeyde cevaplılık vardır. Mesela tedaviye bile, bakınız mesela aynı hastalık için belki onlarca tedavi çeşidi. Hipertansiyon için belki yani 100'e yakın ilaç çeşidi vardır. O kadar ki gruplar farklıdır. Diyabet için öyledir. Yani hastaya göre karar veriyorsunuz tedaviye. Aynen, bireye göre yani sadece hastalık bu. Tamam, hani böyle bilgisayardan işte F eşittir şu, bilmem X eşittir. Bu işte eşittir şu gibi değil. Yani şahsın... Sanırım bazı doneler, bazı veriler elde ediyorsunuz değil mi? Bazı bilgiler elde ediyorsunuz. Yani hastanın diyelim ki asidi fazladır ya da bağırsağı ağır çalışıyordur ya da çok çalışıyordur. Bunları ortaya koymanız gerekiyor. Aynen, değil mi? Onlarla karar veriyorsunuz tedaviye değil mi? Yani ya asidini azaltacak ya assı arttıracak ya da ne bileyim hani buna yönelik belki tedaviler o şekilde düzenleniyordur. Mesela hocam şey bile önemli. Diyelim ki hani mide bağırsak sistemini bir gastrit. Yani hastamız geldi ki. Mesela çok gaz yapıyor mesela şişkinlik gaz yapıyor, oldu şişkinlik diyelim. Yapıyor, mide ağrıyor vesaire. Ne veriyorsunuz mesela? İşte diyorum mesela öyle bileşen ne var ki? Mesela hasta yaşı kaç? Diyelim ki 20 yaşında bir insan mı geldi? 50 yaşında bir insan mı geldi? Mesela bizim için sebepler tabii, olabilir. Mesela alarm semptomlar vardı. Biz bunları sorarız. Yani alarm semptomlardan şey bize alert edecek bir şey var. Mesela hastamız diyorsa ki ben son 6 ayda 10 kilo kaybettim. Mesela bizim için bir alarm yani ciddi bir şekilde. Yemem içmem her şeyim normal. Sıkıntı problemi yok. 10 kilo kaybettim. Mesela işte vücut ağırlığının belli bir yüzdesi gibi. Ben örnek veriyorum. 5 kilo ben oraya istemsiz. Soracaktım. Mide bağırsakla ilgili mesela kanserlerin öncü belirtileri var mıdır? Yani herhalde işte böyle o bahsettiğim şeyler bunu hocam. Yani bizim için en kötüsü kilo kanser ya kansere götürebilecek hastalıkları tespit etmek. Bizim bahsettiğim şeyler bu. Bizim için o alarm semptomlar bizi alert edecek şeyler, semptomlar, hastanın yakınmaları bize söyledikleri bizim için çok önemli. İşte çok aşırı zayıflıyorsak demek ki. Kilo genç veriyorsun. Bile olsa fark etmez. Aynen. Değil mi hocam? Değil mi? Ama yaş, hani yaş çok önemli. Şimdi niçin mesela birçok bu tip kötü hastalıkların 45 yaş sonra özellikle 50 yaş ve çevresinde ve daha yukarıdaki yaşlarda daha fazla oldu. Yani bir kümülasyon var. Yoksa az önce bahsettiğim gibi yani Allah korusun 20'li yaşlarda kötü hastalık yok mu? Olabiliyor. İnşallah nadir de olsa olması, var. Var hocam. Kötü olmasın. Yani arzu edilmeyen bir şey olabiliyor. Olabiliyor. Onun için eleyemezsiniz. Fakat hani bizim için önem arz ediyor. Yani hastanın yaşından başlarsınız. Yani 20'li yaşlarda benim yani midemde işte sıkıntı var. Hazımsızlık çekiyorum da 50 yaşına gelen bir erkek, 60 yaşına gelen bir erkek, sigara bir bayan da içiyorsa çok fark ediyor. Aile hikayesi var alkol mı? Mesela derse ki evet benim babamda ve halamda mide kanseri var. Yani bizim için çok hemen hızlı hareket etmek bu gereken bir şey. Bu sizi alarm ediyor değil mi? Bunlar evet, demek aynen. Aile öyküsü. Ondan sonra çok affedersiniz şöyle diyelim. Gayta dez, büyük abdest. Rengi değişti. Kan geliyor. Siyahlaştı. Ondan sonra diyelim bunlar basamak basamaktır. Yani bize böyle bir şeyler söyleyebilir. Ondan sonra veya olur. Veya bağırsak alışkanlıklarının değişmesi tabii, önemli normalde midir? Diyebilir ki ben her gün normalde tuvalete çıkabilen, dışkılı bir insanım. Çok ciddi kabızlık çekiyorum mesela. İşte ondan sonra mesela büyük abdestimin şekli bozuldu. Çok ince çıkıyorum. Yani bize böyle bir şey düşünmeye sevk edecek. Ama kan gelmesi herhalde en önemli belirtilerden biri. Ondan sonra, o ileri aşamayı mı gösteriyor? Tabii, mesela ondan sonra nedir? İlk basamak yine ondan sonra kan tetkiklerine bakarsınız. Mesela hastada anemi dediğimiz kansızlığın olması, demir eksikliğinin olması veya B12 eksikliği olması. B12 eksikliği bile mesela mutlaka mideye bakmaya gösterir. Mesela işte atrofik kaset var mı veya B12 eksikliğine sebep olan, demir eksikliğine sebep olan bir şey var. Mesela B12 demir beraber eksikse folik asit ne de bir malabsorpsiyon dediğimiz emilim problemi olabilir. O zaman endoskopi yapıp 12 parmak bağırsağına girip oradan parçalar alıyoruz ki acaba bir emilim problemi var, emilim eksikliği mi var vücutta gibi. Peki o parçayı alırken mesela diyelim ki kişi de bunu ben hekim olarak sormuyorum da beni bir halktan biri gibi düşünün. Yani 12 parmak bağırsağında ülser var, duodenal ülser var diyelim. Şimdi o ülserden parça alıyorsunuz değil mi? Tamam. Bu parça almanın sebebi yani acaba o ülserlerin kanserleşmeye bir yatkınlığı mı var? Yani ya da ülserin bir sonraki aşaması kanser midir? Böyle bir şey olabilir mi? Niye şimdi parça alıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, parça almanın sebebi sizin de bahsettiğiniz gibi acaba bu ülser burada niye oluştu? Bunun sebebini araştırmaya çalışıyoruz. Sebebini araştırmak. İkincisi de hakikaten acaba kötüye giden bir hadise mi var? Demek ki yani kötüye acaba, bir de gidebilir. Tabii, aynen öyle. Yani şimdi tabii yanlış bir bilgi vermiş olma. Her ülser kansere gider diye bir şey yok. Ama iyileşmeyen ülserlerden bir defa kesin şüphelenmek lazım. İyileşmeyen bir ülser var. Mesela biz hastalarımız için mide diyelim endoskopi yaptık, büyük bir ülser gördük, tedavi veriyoruz. Bazı her hasta için değil, değil mi? Yani kişiselleştirerek söylüyoruz. Duruma göre hastanın işte tedaviye hikayesine göre tedavi. Tabii mesela tedaviye cevap vermeyen ülser görüyoruz diyelim tekrar.
tekrar belki biyopsi alıyorsunuz. Farklı görüntülemeler yapıyorsunuz. O biyopsi sonuçları size olayı bahsediyor. Ben sadece Helicobacter pylori bakterisini görüyorsunuz diyorsunuz ki büyük ihtimalle bu Helicobacter pylori'ye bağlı. Veya farklı bir şey görüyorsunuz. Veya işte biziz metaplazi, displazi, yani böyle aslında hemen şey tümöre gidiş değil, onun basamakları da var. Ha metaplazi diyorsunuz, kontrole çağırıyorsunuz. İşte bizim için onlar önemli. Displazi diyorsunuz, ha bu daha sıkı ve yakın takip gerektirir ya, kansere diyorsunuz. Kansere yakın tabii, erken belirtiler tabii, gibi. Yani tam kanser değil ama kanserin bir önceki aşamasında. Yani diyor ki displazi demek, yani ben kansere adayım demek. Kanser bu değil ama hala kanser değil. Bu takibe mi alıyorsunuz? Yani tabii yakın takibe alınıyor. Endoskopik takibe, farklı şeyler oluyor. Belki tümör markerları vesaire, görüntülemeler. O zaman olan her hastaya endoskopide biyopsi alıp orada o az önce bahsettiğiniz kansere yakın displazi, metaplazi olup olmadığını, hani hastanın bir baz değeri olsun tabii, değil mi dosyasında? Aynen. Yani biz, çünkü biz şimdi çıplak gözle yani bir mideyi 12 parmak varsa yemek borusunu inceliyorsunuz ama mikroskopik düzeyde incelemek çok daha fazla faydalı oluyor gibi. Onun için biz görüyoruz, en fazla gördüğümüz hani bir anormallik, bir şekil bozukluğu, orada bir beklenmeyen bir hadise mi vesaire var. Hani şüpheli gördüğümüz alanlardan, bazen şüpheli görmesek bile örneklemeler yapıyoruz. Örneklemeler yapıyoruz. Bu hastalığın iyiliği için. Zaten biyopsi forceps deyince, biyopsi forceps'in azıcık yani çok küçüktü. 1-2 milim, 2-3 milim diye bir ağız açıklığı vardı. Çok küçük böyle yani. Başörtü toplu iğnesinin belki biraz da işte şey kadardı. O civarda bir doku parçası. Çok küçüktür. Parça zaten alıyoruz. Zaten çok küçük parça. Onlar mikroskopik düzeyde. Ama birkaç yerden alıyorsunuz değil mi? Hani tabii böyle duruma şeyse göre. Yani şüpheli gördüğümüz yerden dediğim gibi. Yani sayısı değişebiliyor dediğim gibi. Onlar mikroskopla beraber patolojide incelenir. Hani kötüye bir gidiş var mı yok mu, sebebi nedir? Bizim için bayağı bir şey yapar. Bilgi peki, verici olur. Peki yıllar boyu ülseri olan kişiler hani böyle belli bir periyotla o ülser diyelim ki iyileşiyor ama hani benim midemde ülser var diyor. Bazı gıdalara dikkat ediyor. Bazı tedaviler, ilaçlar kullanıyor diyelim. Bunların bir süresi var mıdır? O tedavi süresi var mıdır? Bir yıl, iki yıl ya da üç ay, altı ay gibi. Onun sonunda mutlaka ülserin kapanması, düzelmesini bekliyor muyuz? Çok mu basit sordum hocam, ama. Yok. Orada virgül koyarak ben düşündüm. Tabii sizin hızınıza yetişemiyorum. Ben midede kaldım. Siz bağırsağı geçtiniz ama şöyle. En azından bunu bir sorayım hocam. Popüler değil pardon. Çok bilindik olduğu için. Mide rahatsızlıklarında özellikle kullanılan böyle şurup gibi içilen çok bilindik bir ilaç var. Yani onun o tedavi edici mi yoksa rahatlatıcı mı ya da önerdiğiniz bir ilaç mı? Şimdi, onu söyleyip hocamın sorusuyla devam edelim. Şöyle söyleyeyim. Yani diyelim ki az önce konumuza, siz de konumuza dönmek gerekirse hocam şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim midede bir gastrit var. Şimdi değil mi, sebebini ortaya koymaya çalışıyoruz. Baktık Helicobacter pylori de yok. Çünkü varsa antibiyotik içeren tedaviler vereceğiz. Ve bir şekilde mide asitliği artmış, mide etkilenmiş. Gastriti var, reflüsü var. Değil mi? Buradaki ilk basamak asitliği azaltmaktır. Şimdi asitlik azaltıcı ilaçlar var. En sık kullandığımız, en etkili ve uzun süreli etki eden, fayda veren, asitliği azaltan proton pompa inhibitörleri vardır. İşte çeşitleri vardı. Pantoprazol, omeprazol, lansoprazol. İşte ona göre piyasa isimleri var gibi. İlk basamakta onlar vardır. Daha eskiden bu ilaçlardan öncesinde H2 reseptör blokörleri vardı. Hatta bazen daha yaşı ileri hastalarımız hala faydalı olduğu için o ilaçları hep reçet ettirmeye çalıştı. Biraz daha kısa etkilidir. Bunlar hap şekli mi hocam? Onlar da mı şu? Çoğunlukla hap. Fakat biz hani merkezde dediğim gibi yani bu haplarla 12-14 saat, 16 saate kadar asitliği baskılar. Buradaki amaç midenin asitliğini azaltarak midenin kendini tamir mekanizmalarına biraz zaman vermek. İyileşmesini sağlamak. Tabii iyileşmesini sağlamak. Aynen buradaki diye mantık bu. Şikayetler çünkü asit çok oldukça yukarı çıkacak. Yani reflüyü azaltmak, gastritin şiddetini artırmak veya ülserin iyileşmesine imkan sağlamak. Ortamı asitliğini azaltarak. Onun dışında işte o bir kısım şuruplar var. Antiasit, asitlik azaltıcı şuruplar. Özellikle biz reflü hastalarını daha sık kullanırız. Bazen bunları hani ülser tedavisine de destek olsun diye kullanırız. Fakat bunlar değil mi? Birimer ilk basamakta kullanılan ilaçlar değildir. İlk yardımcı ilaç gibi diyebilir evet, miyiz? Destekleyici ilaçlardır. Evet. Yoksa ilk basamak yani bilimsel olarak da diyelim bir Allah korusun GIS kanaması dediğim mide sisteminden bir kanama var. Yani kitabı bilgisi de proton pompa inhibitörlerini. Damardan başlarsınız, ağızdan hiçbir şey vermezsiniz hastaya. Damardan başlarsınız. Ondan sonra o sıkıntılı dönem atlatıldıktan sonra hap olarak kullanmaya başlarsınız. İşte buradaki reflü mü, gastrit mi, ülser mi? Bunlar destek tedavilerine ve hastayı rahatlatmak için o bir kısım bahsettiğiniz şuruplardan içersiniz ki onlar daha kısa etkilidir ama hocam, çok daha çabuk etki eder. Yani oradaki hemen asitliği azaltıp o yangıyı azaltıp
hastayı rahatlatmaya sebep olur. O bahsettiğiniz beslenmesini mi yapıyor kandan dediğiniz? Değil, yok. O ilaçların damardan verilen formları vardır. Ağızdan bir şey hızlı vermezsiniz. Hızlı etkilesin diye damardan veriyoruz ki. Yani damardan verirsiniz aynen asidi daha hızlı azaltmak için. Yani daha ülser kanayabiliyor süre, değil mi? Mide tabii, kanamasına yol açabiliyor. Damarların çevresi, o ülser dediğimiz nokta damar ve damar yapılarının çevresindeyse orası maalesef damarı etkileyerek küçük küçük kan sızmaların bazen daha şiddetli kanamalara sebep olabiliyor. Şimdi hocamın sorusu peki, evet. Ne kadar sürüyor genelde bir ülser tedavisinde? Şimdi bu çok güzel bir tartışma konusu hocam. Yani bu ben özellikle de tartışmalı şeyleri öyle soruyorum. Bir şey, proton pompa emitörü, az önce bahsettiğim ilaçlar uzun süre kullanılır mı? Yan etkileri var mı? En kötüsü kansere sebep olur mu diye. Şimdi çok büyük, şimdi biz meta analiz deriz. Yani birçok çalışmaları böyle derleyip toplayıp bize sunan daha büyük böyle geniş şemsiyeli çalışmalar vardır. Yapılan bir meta analiz çalışmalarının son 2019-2020 dahil bu proton pompa emitörü dediğimiz işte hap olarak genellikle kullandığımız mide asidini azaltan ilaçların kansere sebep olmadığı en büyük çekincelerinden biri odur. Bildirilen bir yani böyle net kanseri yapıyor yapmıyor değil, biz. Değil. Fakat neler olabiliyor? Tabii bazı ciddi çekinceler var. Bir mesela özellikle bayanlarda ileri yaşta hekimlerin görüşü ve olmazsa olmaz kullanması gereken dışında kullananlarda mesela kemik erimesine meyil oluşturdu. Hatta acaba hani şey gibi bayanlarda bu alışkanlık haline getirip tabii, doktora da gitmiyor. Tabii. Yıllarca böyle ya şöyle hap bir şey de oluyor hocam. Alışkanlık ediyor olanlar var. Maalesef şimdi tabii öyle zor bir bileşler mesela yaşla beraber farklı problemler de var. Mesela hastamız aynı zamanda aspirin türevleri kullanıyor. Başka mesela kalp problemleri var. Başka problemleri var. Kan sulandırıcı başka ilaçlar kullanıyor ki hocam diyor ben bunu hani bir gün iki gün bile kessem midesi ağrımaya başlıyor. Hemen çok rahatsız olurum diyor. Yani bunun çizgisini iyi tutturmak lazım. Mesela biz diyorum ya şimdi bazı hastalıklar var ki sizin dediğiniz gibi hocam. Helicobacter pylori mesela elimine etmek, temizlemek için vücuttan 14 gün tedavisini kullanıyoruz antibiyotiklerle beraber. Ondan sonra belki bir 14 gün daha sadece mide koruyucu. Sonra ilacı kesip işte o mikrop temizlendi mi temizlenmedi bakıyoruz. Ama bazı vakalar var ki yani dediğim gibi normalde bizim kullanış sürelerimiz kısa, daha kısa süredir. Hastasına göre biz bunu belirleriz. Daha kısa süreler, bir ay, iki ay, belki üç ay. Ondan sonra hemen azaltmaya dönüyoruz. Çünkü neden? Bu demin az önce bahsetmeye çalıştım. Yan etkilerden korunmak için. Mesela kemik yapısını zayıflatıyor. Acaba kemik erimesi yapar mı? Ciddi çekinceler var. Ama bu yine de bir ortalama bir iyileşme süresi bekliyor muyuz? Yani? Hocam mesela mide ülserler için, gastritler için daha kısadır. Mide ülserler için en az yani 4-6 hafta, belki 8 hafta biz düzenli ilaç kullanıyoruz. 8 hafta, 2 ay ki ben şahsi şeyim. Hastasına göre 3 aya kadar uzatabiliyoruz. Yani 3 ay gibi bir sürede toparlanmasını bekliyoruz. Ama bazı hastalar oluyor ki mesela daha önce bir mide kanaması geçirmiş ama aynı zamanda kalbinde problem var. Aynı zamanda hastaya mecbur kan sulandırıcı, aspirin, aspirin türevi benzer ilaçlar kullanmışlar. Onlar daha uzun bunları korumamız gerekiyor tamam gibi. Ama mesela ülser, öyle uzan sadece ülser, tabii başka onlar hiçbir yok hocam yok. Tabii yani bir risk faktörü şey tabii hocam genelde 2 ay içerisinde biz hatta mesela kontrol endoskopilerini bile 2 ay sonrasına veririz genelde. Yani 6-8 hafta sonrasına veririz gibi genelde. Yani hastasına göre değişir. Bunlar kesin kurallar yok. Yaşa göre değişiyor. Bazı hastayı daha çabuk çağırıyoruz. Yani değil mi? Yani fark gibi edebiliyor. Fakat şunun için söylüyorum. Dediğim gibi yani genelde kısa süredir. 3 ay en fazla 6 ay vesaire. Ondan sonra kısa sürede hemen seyreltmeye geçeriz dozu. Bu ilaçların yan etkilerinden korunmak için. Ya deriz ki bir gün alın, bir gün almayın, bir gün alın, iki gün almayın, haftada üç gün alın, üç gün, üç dört gün almayın veya dozu azaltmak. İşte 40 miligramlık bir X ilacı kullanıyorsun, bunu 20'ye düşün. 30 miligramlık olan 15'e düşün gibi. Böyle yönelimlerimiz olur. Yani buradaki amaç dozu ve sürekli maruziyeti azaltmak. Ama dediğim gibi yani hani kanser gibi bir hastalık net bir şekilde olduğu söylenmiyor ama şüpheler var. Ama onun dışında demin bahsettiğim gibi yani kemik erimesi yapıyor mu, kemik kırıklarına yol açar mı? Toplumdan kazanılmış pnömoniler mesela akciğer. Çünkü mide asitliğinde bir hikmeti var. Orada birçok dediğim gibi ilk şey gelen hani tüberküloz basitinden tutun. Tutuyor değil mi? Birçok bakteriler, mikroplara kadar mide asitliğinde ölürler, yaşayamazlar. Aslında o bizim ilk böyle bir koruyucu bariyerimiz, bir tamponlama bölgesi gibi. Ama siz bu sefer asitliği azaltınca ülser olmasın diye azaltınca bu sefer bakterilere başka, açık tabii, hale geliyor değil mi? Asitliği azalttınız bu sefer başka. Mesela COVID için bile bu şüpheler var. Yani COVID'i de sonuçta sadece burundan değil maske takıyoruz. Ağzımızı da kapatıyoruz dikkat ederseniz. Yani ağızdan da bu COVID veya başka virüsü mikrobu alabilirseniz. İşte burada yine iş yani hekim kontrolünde ve adımlarımızı bilerek atmaya dönüyor. Yani mide koruyucu, asitlik azaltıcı ilacı kullanmanız gerekiyorsa evet kullanacaksınız. Ama dozuydu, hangi gün, ne kadar, hangi uzunlukta kullanacaksınız? Yine bunu işin uzmanı bir hekimle görüşmek lazım.
gereksiz kullanılsa bile yani en ufak bir hemen midem yandı bir ilaç kullanayım biraz devam edeyim gibi yani. Komşudan duyarak ilaç almayacağız yani. Yani onun aynen dediğiniz gibi. Ya da eczaneye sonra, gidip bana bir mide koruyucu ilaç ver demeyeceğiz. Uygun bir yaklaşım olmuyor. Bu sefer başka hastalıklara davetiye şey. Çıkarılabiliyor. Evet yani bir pratik çözüm mide bizi gerçekten. Gidip mide koruyucu ver diyoruz. Eczacı da var olan az önce bahsettiğiniz proton pompa inhibitörleri dediğimiz ilaç grubundan çıkarıyor. En ünlülerinden birkaç tanesini veriyor ve hastalar kullanıyor. Bir de fayda da görüyorsa. Ama işte bu düzensiz kullanıma, kontrolsüz kullanıma yol açıyor. Aynen. Başka hatalara sebep. Yani böbreği etkileyebilir diyorlar uzun vadede. Onun için dediğim gibi yani aktarlara mutlaka, da gidiyorlar mesela. Aynen. Öyle bir şey var. Aynen. Dediğim gibi yani böyle mutlaka işin uzmanı hekimlere danışmak ve kendisinin kullanması gerekiyorsa kullanması gereken doz ve miktarda kullanması çok önemli. Ben şimdi hekim kontrolü deyince aklıma yine gluten geldi. O benim aklımın bir köşesinde duruyor soru işareti olarak. Şimdi siz buradaysanız sizin konuşmanız lazım. Çünkü herkes gluten hakkında bir şeyler diyor. Evet. Gerçekten gluten bağırsakları bu kadar etkileyen bir madde midir? Ve gerçekten bu kadar sık mıdır? Yani ülkemizde bilhassa kendi ülkemiz için Türkiye'de bu kadar çok glutenle ilişkili bağırsak hastalığı gerçekten var mıdır? Yoksa böyle bir kuru gürültü mü var? Her şeyi glutene mi bağlamalıyız? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi her şeyi glutene bağlamamak lazım. Şimdi bu bir buzdağı gibi. Bir buzdağı gibi. Yani suyun üstünde kalan çok küçük bir alan. Bizim çölyak hastalığı dediğimiz hani gluten enteropatisi dediğimiz hadise buğday, arpa, çavdar gibi bu bitkisel şeylerin, tahılların bir proteini var kabuğunda sıklıkta da. Buna karşı bir hassas. Yani vücut bu hassasiyetten zaten artık vücut bunu tölere edemiyor gibi. Yani vücut bundan rahatsız oluyor. Yani gluten içeren bu tür ekmekleri çavdar veya beyaz ekmek yediğinde mide rahatsızlığı oluyor. Yani aslında unlu her mamul gibi oluyor hocam. Unlu her mamul. Yani bisküviden tutun pastasına kadar hamur işine kadar aslında geniş bir şey. Sadece ekmek gibi sınırlandırmamak lazım. Bunların mide bağırsakları rahatsız olan bir grup var. Yani bir grup var. Normalde hani binde beşte %1 arasında olduğu söyleniyor. Yani nadir olduğu söyleniyor ama dedim ki bu bir buzdağının suyun üstüne, halbuki buzdağının suyun altına kalan geniş bir alanı da var. Yani işte orada asıl işte tartışmalar ve yanlış uygulamaların alt kısmında başlıyor. Siz buzdağın üstündeki kısımda işte nedir? Genellikle çocukluk çağında teşhis konur. Yani daha ileri çağlarda, genç erişkin popülasyonda veya orta yaşlara kadar gecikmiş tanıyı da koyabiliyorsunuz. Çocukluk döneminde ise büyüme ve gelişme gerilikleriyle geliyor. Bazısı çok tipiktir. Yani unlu mamüler, unlu mamüler tükettikten sonra şişkinlik, hazımsızlık, ishal, kilo kaybı, bulantı kusmaya kadar bazen çok daha şiddetli bu sıkıntıları yani yaşayan insanlar oluyor. Yani ishale sebep olduğu için bazı besinlerin emilmesi mi zorlaşıyor aynen. Sebebi, da gelişme sebebi ise geriliği şu, oluyor çocukta? Aynen sebebi ise şu, bizim sindirim ve emilim diyoruz. Aslında ağızdan itibaren bu sistem faaliyet gösteriyor. Midede bir şey var, sindirim emilim faaliyeti var ama asıl bizim sindirimden sonra emilimin başladığı yer ince bağırsaklarımız. 12 parmak bağırsağından itibaren başlar. Özellikle ilk kısımlar ince bağırsağın, işte jejunum, ileum diye devam ediyor. İlk kısımlarıdır. Yani bizim en önemli emilim yapılan bölümler. İşte bu hassasiyet olunca bir immün dediğimiz, yani şöyle söyleyeyim, vücudun bir şey savunma mekanizmaları sanki oradan gelenleri yabancı gibi algılıyor. Öyle diyeyim. Yani daha kendi böyle kendi kendine savaşıyor gibi. Aynen. Yabancı gibi algılıyor. Burada bir immün reaksiyon, bir immün cevap oluyor. Oraya kendi. Şimdi bizim ince bağırsaklarımız, villus dediğimiz ince tüysü hücreler var. Böyle. Yani ki onlarla beraber emilim oluyor. Şimdi bu gluten hassası olunca oradaki hücrelerden bunlara karşı bir tepki oluşuyor. Yani gluten oraya geldiğinde, ince bağırsaklarına yediğimiz zaman, unlu mamül geldiğinde orada bir reaksiyon başlıyor. Tepki orada veriyor bir ona. Tepki, vücut buna bir tepki veriyor. Tepki verince o bizim villus dediğimiz ince tüysü hücreler, böyle saç kılır ama çok bir mikroskop düzeyde olduğunu düşünün. Yani onlarda bozulmalar oluyor. Parçalanmalar oluyor. Nasıl saç dökülmesi oluyor? Oradaki tüysü hücrelerde dökülmeler oluyor. Bu sefer ne oluyor? Emilim bozuluyor gibi. Kurunun yanında yaş dayanıyor. Evet, yani gluten emilmediği gibi diğer maddelerin aynen, de emilmesi bozuluyor. Aynen. Bu sefer bozuluyor. Ne oluyor? Vitamin, mineral ve besin eksiklikleri oluşuyor. Yani besinler emilemiyor, vitamin, mineraller emilemiyor. Bu sefer böyle çeşitli şeyler oluyor. Mesela ne oluyor? Kansızlık oluyor. Demir eksikliği oluyor. B12 eksikliği oluyor. Kansızlık oluyor, halsizlik oluyor. Ondan sonra ishal gelişiyor. Bu sefer bu vitamin minerallerinin eksikliği, özellikle A, D, E, K gibi yağda eriyen vitaminlerin daha sıkıntılı emilmesi. Bu sefer bunlara bağlı birçok hastalık meydana gelmeye başlıyor. Bunun da en önemli tedavisi ne? İlk basamak gluteni kesmek gibi. Ama fakat, bakıyoruz erişkin yaşta da bir sürü kişi. Onu söyleyeceğim hocam. Şimdi bu hastalar için problem yok.
Yani siz antikor ilk başta ilk basamak antikor bazen maalesef karşımıza geliyor. Ha, tanıyı nasıl yani, koyuyorsunuz? Yani kandan antikor bakılmamış, endoskopi yapılmamış. Maalesef hasta direkt denmiş ki sen büyük ihtimalle çölyaksın. E nedir? İşte şunları gluten yeme. Bütün içeriği keselim. Yani tedaviye çok, geçiyorlar tabii. Direkt. Çok yanlış, çok hatalı. Dediğim gibi yani öncelikle ilk basamak antikorlar vardır. Kandan bakarsınız. O size bayağı bir bilgi verir. Antikorlar negatif olsa da kuvvetli şüpheniz varsa, çünkü bunlar çok düşük %3-5 düzeyinde de olsa yalancı olarak negatif çıkabiliyor antikorlar. Genelde yani hastalığı tespit eder ama yani çok düşük oranlarda yalancı olarak negatif çıkabilir. Yine endoskopi yaparsınız. 12 parmak bağırsağı ile ince bağırsakta ilk kısmından biyopsiler alırsınız. Orada işte mikroskop düzeyde incelenir. Oradaki işte inflamatuar hücreler dediğimiz yani orada tepki veren hücrelerin artması ve o tüysü hücrelerin azalması, kelleşmesi gibi diyeyim. Olmasına dersiniz ki ya bunda bir şey var. Çölyak hastalığı. Yani çok büyük tanıyı koyarsınız ya da bir malabsorpsiyon sendromu var dersiniz. Zaten anamnezden tipiktir veya aile hikayesi tipiktir veya bazı genetik testlere de bakabiliyoruz. Bunlarla beraber birleştirip siz gluteni hayatından çıkarttınız mı? Hasta peki, ciddi düzeyde rahatlar. Peki, fakat o buzağın altı sıkıntı. İşte o erişkin düzeye şimdi, gelmiş insanlardan da duyuyoruz. Bende gluten şeyi varmış diyor. 50 yaşında söylüyor bunu. Yani hani, hocam çok onu da şöyle söyleyeyim. Artık yani daha ileri yaşlarda da çölyak hastalığı tanısı koyuyor. Bunlar sessiz seyredenlerdir. Nasıl oluyor? Bir bayan demir eksikliği var. Belki daha yıllar önce... Yıllar boyu var mesela. Yıllar boyu. Eskiye dayalı bir şey var ama hafif düzeyde. Çok belki o kendisi böyle hani hazımsızlıktı, gazdı, ishaldi böyle çok şiddetli şeyleri hissetmemiş veya çok buna atfedilmemiş. Bakıyorsunuz hani demir eksikliği var diye acaba bir malabsorpsiyon, emilim problemi var mı diye endoskopik işlem yaptığınız zaman oradan biyops alıyorsunuz. Bakıyorsunuz ki evet virüsler atrofik. Ondan sonra yani işte onun bir marş sınıflaması var. Yani bu sınıflama uyuyor. Ha, bakıyorsunuz ki bir de hani farklı bir nedenle girdiniz belki. Bir de bakıyorsunuz antikorlar pozitif diyorsunuz ki evet sessiz seyretmiş bir... Demek ki birkaç aşamayla tanıyı koyuyorsunuz. Öyle tabii. Bir tek sen değil. İşte şöyle deyip ya da ishalin var. Aynen. Hemen ekmeği ya da unlu mamulleri keselim demiyorsunuz. Aynen. Dediğim gibi yani bunlar az önce de bahsettiğim gibi basamak basamak ve şey bilimsel bir şekilde yönelim gösterip hakikaten rahatsızlığı tespit edilen gerçekten bu glutene hassasiyet değil mi? Artık rahatsızlık diyeyim. Yani çünkü gluten hassasiyet ayrı bir şey. Gluten alerjisi var ayrı bir şey. O konuya girdik mi çok daha derin. Girmeyelim yani ya, sadece alerji semptomları gelen hastalar var. Bildiğiniz alerji gibi döküntülerle geliyor. Daha farklı onu diyeyim. Buzağın altı daha şey zor ve karmaşık. Ama tekrar söyleyeyim. Buradaki amaç yani kesin olarak basamak basamak kan testleri yapılmamış, hastanın hikayesi alınmamış, işte endoskopik işlem yapılmamış. Yani genetik gerekirse arada kaldığımız vakalar için genetik testler isteyebiliyoruz. Yani herkes de için değil, nadir vakalar için. Yani kesin kesin şüphemiz varsa. Bunlar ele alınmadan, bir şeyler netleşmeden gluteni kesmek demiyoruz. Doğru değil. Çünkü bizim en önemli besin basamağımız karbonhidratlardır ve peki doğal bir şey. Peki ne yiyorlar gluten gerçekten? Gerçek bir çölyak hastası ne yiyebiliyor o zaman? Yani gluten içermeyen farklı gıdalara yöneliyor. İşte pirinçten tutun. İçerisinde gluten içeriği olmayan. Ekmek yiyemiyor tabii. Yani. Ne kadar hocam, zor bir hayat. Her şey glutensiz çıktı zaten hocam. Bisküvileri bile glutensiz. Aynen bisküvileri bile var. Aslında şey glutensiz unlarımız var ama onlar farklı şeyler. Glutenden arındırmış ya da farklı materyal içerikleri var. O tadı yakalanmaya çalışılıyor. Dediğiniz gibi yani bisküvilerinden tutun tatlamaların şekerlemelerine kadar var artık. Ama tekrar söylüyorum yani hastalık ortaya konmadan sadece şüpheye binaen, tavsiyeye binaen veya diyor ki işte arkadaşım bazen biz duyuyoruz işte hayatından gluteni çıkardı, çok rahatladı. Yani, biraz o diyet içinde yaptıkları için belki de evet, bu kadar yani, şey hocam. Evet yani diyorum ya bilimsel temeli olmadan sadece yönelim ya da tavsiyeyle yapmak tabii, yanlış olur. Tabii herhalde bu buzdağının alt kısmındakiler o alerjiden vesaireye kadar tabii, onların biz, glutene onların, bir günah keçisi bulmuşlar. Gluteni tabii, onların için. Araştırılması markette lazım. Markette buna uygun hareket ediyor değil mi? Glutensiz gıdalar... Şekerlemeler, atıştırmalıklar üretiliyor. Hocam bir nevi de aslında faydalı da oluyor. Çünkü öteki türlü insanların bunu glutensiz unu elde etmesi, yapması kolay oldu. Zor değil mi? Zor değil. Yani bunlar belki bu imkanların olması faydalı da oldu. Marketlerde belli bir bölüm oluyor. İşte bisküvisinden şekerlemesine kadar, onun ununa kadar kendi ekmeklerini yapabilmeleri için. Mesela öyle bir şey ki hocam bu öyle bazı hastalarımız öyle hassas ki. Şimdi mesela diyor ki şeye gidiyor diyelim bir fırına veya bu tip unlu mamul satan. Glutensiz aldığı zaman o glutenli unla beraber bulaşsa hasta rahatsız oluyor. O kadar hassaslar var. Tabii. Öyle bir şey ki yani hani
işte imkan olsa diyor. Mesela aynı yerde, aynı ortamda ister istemez normal ekmeğin, pidenin neyse unu ulaşabiliyor. Yani öyle hassaslar var. Onun için mecburen kendi evlerinde bunları yapmaya çalışan, yapması gereken hastalarımız var. Öyle ince çizgiler var ama yani bir nevi de marketlerde olması rahatlık ve kolaylık sağlıyor. Evet. Şimdi hocam az bir vaktimiz kaldı. Ben birkaç tane de bir soruyu da hızlıca geçmek istiyorum. Bu kabızlık ve ishal hangi boyuttan sonra tam bir hastalık adını alıyor hocam? Çünkü bunlar da yaygın rahatsızlıklar. Hangi boyutundan sonra direkt bir doktor müdahalesi gerekiyor? Şimdi o zaman önce bir açıklamak lazım tabiri. Şimdi hastamız diyor ki ben kabızım diyorum. İşte kaç günde bir çıkıyorsun? Her gün çıkıyorum diyor. Şimdi yani tabirler tabii biraz karışabiliyor. Kabızlık için haftada 3'ten az dışkılama diye geçer. Kabızlık haftada 3'ten az dışkılama. Ama az önce de bahsettiğim gibi yani şahsın bir şahıs kaç yaşında olsun bayan veya erkek normal bir dışkılama düzeni vardır. Günde 3'e kadar dışkılama normaldir. Bazı hastalar der ki ya ben her gün 2 günde 3 günde çıkıyorum. Günde 2 kere çıkıyorum. İshal değildir bu. Yani fazla, o ne kabız? O da yani iki da, günde, üç günde tabii, bir çıkan da kabız tabii, kabul ediliyor. Tabii günde 3'ten fazlası ishal deriz. Günde 2 kere tuvalete tabii ki, giden aynen. De yani ishal için değil. Demek için tabii miktarının fazla olması lazım, sulu olması lazım vesaire vesaire. Hani farklı kıvamının şeyler de var ama değişmesi tabirler lazım, ön için. Yani bizde tabii en önemlisi yine hastanın rutinini sormaktı. Mesela kabızlık için diyorum. Hasta diyebilir, ben normalde her gün. Bu çok önemli. Hasta diyebilir ki hocam ben 2 gündür çıkmıyorum, tuvalete çıkış yapamıyorum, kabızım. Hani şey hekim bunu dememelik ya bu bizim için normal değil. Mesela hemen bize soracak sizin rutininiz nedir? Ha her gün günde 2 kere dışkılayan bir insan. Her gün günde 2 kere hocam dışkılıyorum hayatımda hiçbir değişiklik yok. 2 günde çıkmadıysa bir sorun son, var değil son mi? Son bir aydır 2 günde bir 3 günde bir 2 günde bir 3 günde bir çıkıyorum diyor mesela. Bence bunu ciddiye almak lazım. Ama o son bir hafta 3 günlük bir anamnez değil. Mesela son bir ay son 2 aydır zaten hani aynı şekilde hastanın aile hekimine gitmesi... İşte ondan sonra sevkini alması bizim karşımıza gelse bir zaman dilimi oluyor hocam? Zaten. Ya haftada bir çıkan bir kişi eğer her gün ya da 2 günde bir çıkmaya başladıysa demek ki yine bir bağırsak alışkanlığında bir değişiklik aynen. Var. Aynen ya bizim için aynen dediğiniz gibi biz o tabiri kullanıyoruz. Bağırsak alışkanlıklarına değişkenlik. Yani hasta bunu size tarifler. Yani böyle şey güzel anamnez verebilen hasta der ki hocam ben her gün 2 kere çıkarım hiçbir zorluk yoktu ama şu an gerçekten çok zorlanıyorum. Şekli değişti işte tabirle keçi pisliği gibi der yuvarlak yuvarlak der. Yani siz bundan şüphelenirsiniz ki acaba çünkü hani Allah korusun bu bağırsak kalın bağırsak tümörlerinin en sık yerleştiği bölge çıkışa yakın bölgelerdir. Çıkışa yakın bölgelerdir. Mesela ne olur kabızlık da karşımıza gelir ama tekrar söylüyorum her kabızlık tümör demek değildir. Ama sadece tiroid bezinin olabilir. Sadece tiroid bezinin yavaşlaması bile yani kabızlığa sebep olur en basitinden. Veya gıdalarda az su almak, az su içmek, daha hareketsiz çok katı olmak, hareketsiz olmak, katı yani ekmek çok tüketmek. Herhalde bu Covid döneminde kabızız diye gelen sayısı arttı mı acaba? Aynen arttı. Evdeki hareketsizlik. Aynen. Hareketsizlikten vesaire. Yani bunlar bile ama tekrar söyleyeyim. Yani bizim için hastanın eskisi ve yenisini bir araya koymak önemli. Eğer yani yeni geçen bir hasta vardı, alarm semptomları az önce bahsettiği gibi. Hocam hiç olmazdı ama ben taharetlenirken az az da olsa kan görüyorum. İşte çıkışta çok zorlanıyorum. Büyük abdestimin şekli değişti. İşte benim ailemde, halamda, anneannemde, babaannemde neyse tümör var derse bizim için bunlar önem arz eder. Daha genç yaşlarda da olsa ki yani dediğim gibi 50 yaşın üstündesin zaten mutlaka çok kötüye yormasak da 50 yaşın üstünde her erkeğe bir kolonoskopi yapma gerekliliği doğuyor gibi. Çünkü yaş dedim ya kümülasyon oluyor gibi. Bunlar bizim için özeldir. Yani dedim ki hastasına göre ve eskisinin yenisine göre. İshal için de aynı şey. Yani yumuşak dışkılama ishal değildir ama sulu olması, bol miktarda olması. Kokulu olması. Kokulu olması, günde 3 ve fazlasında olması. Ha bu zaman evet biz ishal mi deriz? Şimdi nedir? İshalde de ilk basamak zaten hemen şey değildir, ilaç değildir. Yani önce çok refleksle davranıyoruz, özür dilerim hocam böldüm ama yani refleksle davrandığımız için biraz böyle oluyor değil mi? Yani en ufak bir değişikliği bir hastalıkmış gibi algılıyoruz. Aslında o yüzden sürekli yani danışmamız gereken kişiler komşumuz vesaire değil, gerçekten bir hekim. Bunu her programda zaten söylüyoruz. Aile hekimlerinize sorabilirsiniz yani en basit. Kesinlikle. Şöyle bir şey, hocam biz de insanız, bizde de oluyor yani. Sizde de oluyor, bizde de oluyor, biz de insanız. Yani şimdi hemen diyorum ya, önce insanın kendini bir gözlemlemesi lazım. Evet. Yani bu durum nedir, neden olmuş olabilir, nereye doğru gidiyor, ona göre tekrar söylüyorum. Aynen dediğiniz gibi, yani biz de insanız, bizde de olabiliyor. Yani bizim de midemiz ağrıyor, bizim de midemiz bulanıyor. Demek ki bizim olan, de dışkılama değişikliklerimiz olan olabiliyor. Hal ve hareketlerimiz, aynen, vücudumuzun da hal ve hareketlerinde olağan dışında olan bir belirti olursa onu mutlaka hekime sormak aynen lazım. Aynen öyle. Kesinlikle. Ama bir gözlemlemek,
olaya bir şeyler atfetmeye çalışmak. Evet. Yani bir gün önce dışarıda kalmış bir yemeği yediğinizden de bunlar gelişmiş olabilir. Evet. Hakikaten hani Allah korusun daha farklı bir hastalıkların belirtici de olabilir. Ama bir gözlemlemek, bir şeyleri atfetmek. Evet. Hocamızın dediği gibi mutlaka önce aile hekimlerimizden başlamak üzere. Hı-hı. Çünkü artık çok büyük imkanlar var eskisi gibi değil. Evet. Yani test imkanları var. Orada aile hekimlerimizin çok güzel tecrübeleri var. Onların yönlendirecekleri var. Çünkü yani izleyicimiz kendisi de bilemeyebilir. Yani benim böyle bir problem hangi doktora gideceğim? Boşuna evet. vakit zaman kaybı yaşarlar. Bilmez genel cerrahiye gitmeye onun çalışır. Belki halbuki ilk başta aile hekimine sorması, belki dahili iç hastalıkları o zaman. Belki gastroenteroloji evet. gitmesi lazım. Bilemediği için belki başka branşa randevu almaya çalışıp zaman kaybedecek evet. gibi. Hocam bu dediğiniz bence de önemli, sıralama meselesi. Evet. Şimdi programımızın da sonuna geldik. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ve teşekkür tekrar ederim, tekrar tabii Kadri Hocam toparlayacaktır tekrar ama önce sırayla yani nereye gideceğimizi bilmiyorsak sırasını bilmemiz gerekecek. Ve sırasıyla öncelikle aile hekimimize daha sonra aynen. gerekiyorsa hangi hastalığımız varsa özelinde evet. bir doktora giderek bunu sadece hekimlere sorarak belki de problemimizi halletmemiz gerekecek. Ve her zaman siz söylediğiniz gibi hocam sağdan soldan duyma bilgilerle olacak işler değil. Toparlamak evet. isterseniz hocam kapatalım. Yani gerçekten mide bağırsak, şimdi biz bugün Alparslan hocamızla beraber mide bağırsağa dair her şeyi sorduk. Aklımıza evet. geleni de sorduk, internette gördüğümüzü de sorduk. Gerçekten evet. popüler diyebileceğimiz her şeyi sorduk. Gerçekten çok faydalı bilgiler de aldık. En önemlisi şunu öğrendik. Yediğimiz, içtiğimiz her şey bizim mide bağırsağımızı ve dolayısıyla ikinci beyin olarak bütün organlarımızı da etkileyebilir. Onun için ona evet. çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yediğimiz, evet. içtiğimizin karınca kararınca olmasına ve işte ne bileyim suni ve katkı maddeli şeyler olmamasına evet. dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii vücudumuzun olağan dışı her belirtisine, her hareketine de dikkat etmemiz gerekiyor ve bunu mutlaka bir hekim kontrolünde, başta aile hekimimiz olmak üzere hekim kontrolünde ne olduğunu irdelemek ve araştırmak, altından basit sebepler çıkabileceği gibi ağır bir sebep de olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Evet, çok belki hocam son bir cümle söylemek ister. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben tekrar teşekkür ederim. Hem davet ettiğiniz için hem de böyle güzel konuları konuşma imkanı verdiğiniz için. Hocam dediğim gibi yani her zaman için akılcı olmak, evet. bilimsel olmak, bir şeyleri mutlaka duyduğumuz bilgiler olsun, okuduğumuz şeyler olsun, tartmaya çalışmak ve mutlaka işin uzmanları yani sağlık profesyonellerine mutlaka sağlıkla ilgili şeylere ne varsa problemler olsun, merak ettikleri şeyleri ulaşmaya, sormaya çalışarak emin adımlarla yürümek daha mantıklı ve sağlıklı olacaktır diye çok düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Her zaman olduğu gibi iki kıymetli hocamla birlikteydim. Haftaya görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.